Düşey kesişi gidik olan yolun sadece karne arası sürtünmeli olup her bir aralıkta sürtünmeye harcanan enerjiler eşittir. L noktasından fırlatılan X cismi P noktasından 1,5 E kinetik enerjiyle geçip R noktasından geri döndükten sonra K noktasında durmaktadır. Buna göre X cismi L noktasından kaç E kinetik enerjiyle fırlatılmıştır şeklinde soruluyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda dışarıdan bir kuvvet müdahalesi olduğu için enerji konumu şu şekilde yazılır. E ilk artı eksi dıştaki kuvvetin dışarıdan kuvvetin yapmış olduğu iş. Tabii iş eşittir enerji ikisine göre buna pozitif bir enerji veya negatif enerji kazandırabiliyor. Eşittir E son diyoruz. Ve burada sürtünme kuvveti olduğu için negatif bir iş yapacak bu işte. Sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerjiye eşit olmuş olacak. Yani enerji konumu bu şekilde yazacağız arkadaşlar. İkincisi yine bu tarz sorularda giderken enerjiyi koruyoruz. Gelirken enerjiyi koruyoruz. Ve ikisinden yararlanıp yani iki denklemden yararlanıp sonuca ulaşacağız. Bakalım başlangıçta 1 bölü 2 mv karemiz var. 1 bölü 2 mv kare eksi. Sürtünmeden dolayı ısıya enerjimiz dönüşecek ve her bir bölmede ısıya dönüşen enerji ısı olduğu için, aynı olduğu için o zaman ben her bir aralıkta bir E ısı diyeyim. İki aralıkta iki tane E ısım kaybolmuş olacak. İki tane E ısı eşittir. Buradan 1,5 E'li kinetik enerji de geçiyormuş. O zaman 1,5 E yani 1 bölü 2 M V karelik bir kinetik enerjimiz var. Ona da E cinsinden 1,5 E demiş. O zaman demek ki burada 1,5 E'lik kinetik enerjiyi yazalım. Artı MGH yani potansiyel enerjimiz var. Tamam, bu cisim ne yapıyormuş? R noktasından geri döndükten sonra. Şimdi MGH'ı yazdık. MGH. Şimdi geri dönerken enerjiyi koruyacağım. Tabii buradaki enerjisiyle buradaki enerjisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Yani o zaman şunu da yazabilirim. Son enerji 2 MGH olduğu için şöyle 2 MGH R noktasından geri döndüğü için yani buradaki hızı sıfır olduğundan dolayı sadece potansiyele sahip olmuş olacak. O zaman ben burada arkadaşlar MGH'ı buraya atarsam 1,5 tane E'nin 1 MGH olduğunu bulurum. Ve E'yi çektiğimde bakın E buradan 3 bölü 2 yazdığımızda 2 MGH bölü 3'lük bir enerji eşit olmuş olur. Yani E'nin 2 MGH bölü 3 olduğunu buradan kavradım. Şimdi geri dönüyoruz. Geri dönerken ne kadarlık bir enerjimiz var? Tabii başlangıçtaki enerji yine E ilk eksi sürtünmeden dolayı ısıya enerji dönüşecek. Ve K noktasına kadar geldiğim için 3 bölmede gideceğim. Eksi sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji yine E son diye yazıyorum. Şuraya geldiğim için bu arada zaten sürtünme olmadığı için enerji korunuyor. Ve burada 2 MGH'lık enerjim var ilk olarak. Eksi sürtünmeden dolayı 1, 2, 3, 3 bölmede ısıya enerjim dönüştü. Yani 3 tane E ısı yazıyorum. Eşittir L noktasına pardon K noktasında duruyorum. Hop K noktasında durdum. Demek ki 1 tane E ısı eşittir. Hop ne çıktı? 2 MGH bölü 3 çıktı. Yine ısıya dönüşen enerji ile arkadaşlar E kinetik enerjinin bakın aynı olduğunu gördük. Aynı olduğunu gördük. O zaman bizden istenilen neydi? X ismin L noktasından kaç E kinetik enerji ile fırlatılmıştır? Yani 1 bölü 2 MV karesini soruyor. O zaman hepsini yukarıda arkadaşlar yerine yazıyorum bakın. Yukarıdaki denklemde yerine yazalım. 1 bölü 2 MV karem var. 1 bölü 2 MV kare kinetik enerjim. Eksi E ısı 2 tane E ısı yani 4 tane MGH bölü 3 eşittir 1 bölü 1,5 tane E artı MGH veya 2 MGH diyebiliriz. 2 MGH'ı da şöyle yazdığımızda 2 MGH dersem o 1 bölü 2 MV karenin buradan 4 bölü 3 artı bu 10 bölü 3 10 MGH bölü 3 olduğu çıkar karşıma. Tabi bunu E cinsinden sorduğu için gördüğünüz gibi bunun kaç katı arkadaşlar? 5 katı. O zaman 5 tane E'lik bir enerjiye sahiptir. Yani cevap C seçeneğidir deriz. Özdeş KLMX isimleriyle oluşturulmuş sürtünmesiz sistem şekildeki sabit tutulurken A ipindeki gerilme kuvveti T'dir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi A ipindeki gerilme kuvveti arkadaşlar T dediğimiz değer bunun ağırlığına eşit. Çünkü başlangıçta sistem sabit tutuluyormuş. O zaman buradaki ip gerilme kuvveti cismin ağırlığına eşit olacak. Yani T eşittir diyelim veya TA eşittir M çarpı G dedim. MG eşit oldu. Peki 1. Sistem serbest bırakılırsa A ipindeki gerilme kuvveti artar. Sistemi serbest bıraktığımızda harekete geçecek. Hangi yönde harekete geçecek? Net kuvvet yönde harekete geçecek. Net kuvvetimiz bu yönde mi? Evet burası 2 MG, burası MG olduğu için bu yönde sistem harekete geçecek. Cisimler de bu yönde harekete geçeceği için lokalde cisimleri düşünelim. Bunu yukarı çeken ip gerilmesi var. Aşağı doğru ağırlığımız var. Biraz önce dengedeydi ama şimdi
Biraz önce tutuyorduk çünkü serbest bıraktığımızda bunu yukarı yönde hareket ettiğini gördüğümüz için o zaman lokalde düşünelim. Bunun yukarı gitmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Yukarı çeken kuvvetin aşağı çekenden büyük olması lazım mı? Yani o zaman TA ipi ikinci durumda TA üstü diyelim. Ne olacak? Ağırlıktan daha büyük olacak buradaki. Demek ki ilk durumuna göre ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Bu da artmış mı demiş? Evet, doğru demiş. Sistem serbest bırakılırsa B ipinin gerilme kuvveti artar. Arkadaşlar yine buraya baktığımızda burada başlangıçta sabit tutulurken B ipindeki gerilme kuvveti de bunun ağırlığına eşit olmuyor mu? Evet. Peki sistem bu yönde harekete geçince bunun ağırlığı aşağı doğru yukarı yönde de B olduğu için ipteki gerilme kuvveti ne oluyor? Bu aşağı giderse demek ki B ipindeki gerilme kuvveti ağırlıktan ne olması gerekiyor? Daha az olması gerekiyor. Çünkü bu aşağı çeken kuvvet lokalde bunu düşündüğümüzde yukarı çekenden büyük olacak ki aşağı doğru hareket etsin. Demek ki arkadaşlar MG iken başlangıçta ikinci durumda ne oldu? MG'den daha az oldu. Yani bunun azalması gerekir. Buraya artar dediği için yanlış. M cismi yere temas edip L cismi M cismine çarpana kadar A ipine gerilme kuvveti T kadar olur. Arkadaşlar M cismi yere çarptığı anda ne oluyor? Net kuvvet sıfır oluyor. Yani havada bir M diğer M ters taraflara doğru döndürmeye çalıştığı için net kuvvet sıfır oluyor. Net kuvvet sıfır olduğunda iki ihtimal vardı. Bir, cisim duruyorsa durgunluğunu koruyordu. Hareket halinde ise sabit hızla hareket ediyordu. Buna durgunkenki kısma statik denge, hareket ederkenki kısma kinetik denge diyorduk. O zaman demek ki bu yere çarptığında net kuvvet sıfır olacağı için bunlar kinetik denge ile sabit hızla hareketlerine devam edecekler. Yani o zaman sabit hızla gitmesi de TA ipindeki gerilme kuvvetinin bu cismin ağırlığına eşit olması gerekecek. O zaman L cismi M cismine çarpana kadar A ipindeki gerilme kuvveti T kadar olur. Yani başlangıçtaki cismin ağırlığı kadar olur diyor. Evet, bu doğru söylemiş. Cevap bundan dolayı 1 ve 3 yani D seçeneğidir. ABC cisimleri eş kare bölmeli düzlem üzerine şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde ağırlık merkezleri O noktası olmaktadır. Buna göre ABC cisimleri düzleme şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde sistemin ağırlık merkezi nerededir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu üç kütlenin ağırlık merkezinin O noktası olduğu belirtiliyor. O zaman ben ilk önce şu ikisinin ağırlık merkezini düşüneyim. Şimdi iki tane kütleyi düşündüğümüzde ağırlık merkezi ikisi arasında çizdiğim çizgi üzerinde olmak zorunda. Eğer bunlar eşit kütleli ise tam ortası olur. Eğer bir tanesi daha büyükse ona daha yakın yani uzaklıkla kütle ters orantılı olacak. Yani burası bir birimken burası iki birim. Yani kütlesi küçük olana iki birim, kütlesi büyük olana bir birim uzaklıkta olmuş oluyor. O zaman burada şöyle bir ilişki kuracağım. A ile B'nin kütle merkezi eğer şurası olursa ve bu kütle ile diğer kütleyi eşleştirdiğimde ağırlık merkezi O noktası çıkacak. Peki o zaman A noktasındaki kütleye ben M dersem 3 birim kadar uzakta olduğu için B'de kütleye 3M demiş oldum. O zaman ikisinin bileşkesi burada 4 tane M yapar mı? 4 tane M yapar. O zaman buraya 1 birim uzaklıkta, bu da buraya 4 birim uzakta olduğu için C'nin kütlesine de M demiş oldum. C de M kütleli imiş. O halde M 3M şeklinde kütleleri ikinci sisteme atıyorum. Bunlar M kütleliydi C ile A. O zaman buraya yazalım. Şimdi yeni sistemin ağırlık merkezini soruyor. Önce arkadaşlar burada eşleştirebildiğimi eşleştireyim. İlk önce 3M ile gördüğünüz gibi M'i eşleştiriyorum. M'e 3 birim, 3M'e de 1 birim uzaklıkta olacak. Tam da şuraya denk gelmiş oluyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Yani 3 kök 2, burası da kök 2 olduğu için. Yani o zaman şu iki tane kütlenin kütle merkezi burası 4 tane M olacak. Burası 4M ama burada bir M var. M'e 4 birim, 4M'e de 1 birim uzaklıkta. Yani komple bu sistemin ağırlık merkezi şurası ve 5M şiddetinde olacak. Yani K noktası buradaki sistemin ağırlık merkezidir. Cevabımız Adana'dır deriz. KLM cisimleriyle oluşturulmuş şekildeki sistemde sadece K cismi ile L cisminin temas yüzeyi sürtünmelidir. Sadece şurada sürtünme varmış arkadaşlar. Sistem serbest bırakılıp harekete geçtikten sonra K cismi için yargılarından hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar böyle bir düzenekte sürtünme kuvvetinin şiddetine göre tabi bu sürtünme kuvveti büyük olup bunlar birlikte hareket ediyor olabilir. O zaman sistemde sistemi etkileyen net kuvvet eşittir toplam kütle çarpı A deyince bakın net kuvvetimiz bunun ağırlığı yani MMG diyelim bunun ağırlığına eşittir.
Toplam kütle çarpı A. Zemin zaten sürtünmesiz değil. Bunlar da birleşik hareket ediyorlar. O zaman toplam kütlemiz MK artı ML artı MM çarpı A dediğimizde A'mız buradan ağırlık sabit, toplam kütle sabit yani A sabit oluyor. Yani sabit ivmeli bir hareket yapabilir, olabilir diye sorduğu için. Şimdi geçelim ikinci duruma. Yani sürtünme kuvveti biraz düşük olsun. Yani birlikte hareket etmesin. Bu arkaya doğru kaymış olsun. Arkaya doğru kayıp arkadaşlar bir süre sonra düşecek. O zaman bunun ağırlığı mmg eksi diyorum. Şimdi bu kaydığından dolayı arkadaşlar şu ikisi birlikte hareket ediyor. Şu iki cisim için F'nin eşittir M toplam çarpı A yazıyorum. O zaman burada arkadaşlar mmg eksi buradaki sürtünme kuvveti harekete zıt yönde olduğu için K için zorlayıcı bir kuvvet olacak. Ona Fs diyelim. Toplam kütlemiz K'nın ve M'nin kütlesini alacağım için MK artı MM çarpı A diyelim. Şimdi neler oluyor? Başlangıçta bu kayarken hop net kuvvetimiz sabit. Kütlelerimiz de sabit olduğu için ivmemiz sabit. Yani önce sabit kalacak arkadaşlar. Önce sabit kaldıktan sonra ikincisine bakalım şimdi. İkincisinde ne oluyor? Sürtünme kuvveti ortadan kalkıyor. Nasıl kalkıyor? Bu dışarı çıkıyor çünkü. Yani bunun üzerinden kayıp artık bağlantısı kesiliyor. Ne değişiyor? Sürtünme kuvveti şu an net kuvveti azaltıyordu. Yani bu sıfırlanıyor. Sıfırlandığı için arkadaşlar burada F net ne yapmış oldu? F net artmış oldu. F net artarsa toplam kütlemiz K ve M'nin kütlelerinde bir değişiklik oldu mu? Hayır. O zaman ne oldu? Toplam kütle değişmediği için bu artarsa ivmenin de artması gerekiyor. Sonra ivmenin artacağına karar verdik. Bu durum gerçekleşti. O zaman demek ki sonra azalma durumu gerçekleşmez. O halde cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğrudur deriz. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda bulunan şekildeki balon 10 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızla yükselmektedir. Buna göre balondan balona göre serbest bırakılan bir cisim için yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar balon 10'la yükseliyorsa içindeki nesnelerle 10'da yükselir. O zaman hop buradaki herhangi bir nesnenin hızı yere göre 10 metre bölü saniyedir. Peki balona göre biz bunu serbest bıraktığımız için yere göre hızı aslında 10 metre bölü saniye yukarı yönde. O zaman aşağıdan yukarı düşe yatış hareketi yapmış olacak ve burada hızımız V eşittir 10 metre bölü saniye hızla yukarı doğru çıkıp bir süre sonra durup tekrar aşağıya geri düşecek. Buna göre 1. Bırakıldığı anda yere göre hızı sıfırdır. Hayır, yere göre hızı balon 10'la gittiği için mesela otobüs atıyorum V hızıyla gidiyor. Üstündeki insan dururken yere göre hızı ne olmuş olur? V olmuş olur. İşte bu da aynen öyle. Bırakıldığı anda yere göre hızı sıfır değil 10 metre bölü saniyedir. Bu yanlış. Yere göre hızı sıfır olduğu anda yani maksimum yüksekliğe çıktığı anda balona göre hızı 10 metre bölü saniye büyüklüğündedir. Evet, burada arkadaşlar anlık olarak duruyor. Anlık olarak durduğu için balon buna bakarsa buradaki cismi tersi yönde yani aşağı yönde 10 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görür. Evet, balona göre hızının büyüklüğü 10 metre bölü saniyedir. Doğru. Bırakıldıktan 2 saniye sonra bakın bir cisim yukarı doğru düşe atıldığında ne yapıyor? Onunla atıldığı için bir saniyede yukarı çıkıp bir saniyede kendi bulunduğu seviyeye geri dönüyor. Tamam, aynı yerden geri dönüyor ama şekiller karışmasın diye hemen yanını çiziyoruz. Yanından onluk hızla 2 saniye sonra geçmiş olacak aynı seviyeden. 2 saniye sonra cismin balona göre hızı 20 metre bölü saniye büyüklüğündedir. Evet, balon arkadaşlar yukarı doğru onunla gidiyor. O zaman 2 saniye sonra bunun hızı da aşağı yönde 10 olmuş oldu cismin hızı. O zaman bunlar birbirlerine baktıklarında bağlı hız, zıt yönde giderlerse cisimler hızlar toplamıdır. Yani değerlerinin toplamı tabii. Balon bunu aşağı yönde 20 ile görür. Bu cisim de balona baktığında balonu yukarı yönde 20 ile görür. O zaman demek ki balona göre hızı 20 metre bölü saniye büyüklüğündedir ifadesi de doğru. Zıt yönde gittikleri için cevap bundan dolayı 2 ve 3 yani D seçeneği doğrudur. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki konumdan durgun halden serbest düşmeye bırakılan M kütleli cisim 2H kadar düştükten sonra yay sabiti K olan ağırlığı ihmal edilen bir yaya çarparak yapışarak yayı en fazla H kadar sıkıştırıyor. En fazla bu çok önemli. Buna göre yay sabiti K olan K değeri cismin kütlesi hem yerçekimi G ve yayın maksimum sıkışma miktarı H cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? K değerini soruyor. Arkadaşlar burada bu cisme bıraktığımızda yayı sıkıştırmaya başladığı andan itibaren hızı azalacak, 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 maksimum H kadar sıkıştırmış. Ne demek bu?
Maksimum sıkıştırdığında artık daha sıkıştıramıyor. Yani anlık olarak burada ne yapıyor? Durmuş oluyor. O zaman cismin indiği en alt seviyeyi yer kabul etsem, benim başlangıçta bu yere göre, yani yer kabul ettiğim buraya göre potansiyel enerjim olacak ilk enerji olarak. Bu yayda neye dönüşecek? Esneklik potansiyel enerjiye dönüşecek. İlk enerjim MG3H, yani 3MGH diye düzenli bir şekilde yazalım. Eşittir 1 bölü 2 KX kare diyeceğim. X'imiz de sıkışma miktarı yayın. H kadar olduğu için H kare olmuş oldu. Buradan 6MGH bölü H kare dediğimizde bu K'ya eşit. Yani oradan H'lar gidince 6MGH, 6MG bölü H, 6MG bölü H buradan bize K'yı gösterecek. Yani K'nın değerini buradan 6MG bölü H bulduk. Cevap B seçeneği olur. Şekildeki iletken tel tesisi fırında sabit V hızı ile düzgün manyetik alan bölgesine girmeye başladıktan tamamen girene kadar geçen süre içerisinde R direncinden geçen akımın zamana göre değişim grafiği aşağıdakilerden hangisine gibi olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar iletken tel çerçeve manyetik alanlı bölgeye girdiğinde değişen akıdan dolayı indüksiyon akımı elde edilecek. Tabii indüksiyon akımını oluşturan indüksiyon EMK'sıdır. Yani üreteçtir. O zaman demek ki üreticimiz eksi delta phi bölü delta t, yani akının birim zamandaki değişim hızından yararlanıp bulunuyor. O zaman akının birim zamandaki değişim hızına bakacağız. E eşittir i çarpı r bağımsına göre iletkenin telin şurada direnci sabit olduğu için E artınca i artacak, E azalınca i azalacak. Yani E ile doğru orantılı bir şekilde değişecek. O zaman birinci aralıkta ne oluyor bakalım. Manyetik alanlı bölgede içeri doğru bir manyetik alan varken o burada manyetik alandaki değişim düzgün bir şekilde olacak. Manyetik alana düzgün bir şekilde bir artış gerçekleşecek. O zaman burası düzgün olarak artarsa bu sabit olur. Bu sabit olursa direnç de sabit olduğu için akım sabit olur. Yani birinci aralıkta akım sabit olacak. Ama burada artmış, yanlış. Akım sabit, doğru. Akım sabit, doğru. Akım sabit, doğru. Akım sabit, doğru. İkinci aralığa bakalım. Bu tel çerçeve genişliyor. Genişleyince manyetik alan kuvvet çekicilerinin sayısı artıyor. Artınca akı artıyor. Akı artarsa E artıyor. E artarsa R sabit olduğu için I artacak. İkinci aralıkta I'nin artması lazım. I artacak. Burada azalmış. Burada sıfır olmuş. Burada sıfır olmuş. Evet, cevap C seçeneği zaten çıktı. Şimdi son aralığa da bakalım. Şu aralık bittikten sonra yine düzgün bir şekilde değişim gerçekleşecek. Bu değişimden dolayı da arkadaşlar tabii burayla burayı kıyasladığımızda burada değişim az, burada değişim fazla. Alanı büyük. Aynı ortak hızla hareket ediyor. Alan büyükse değişim fazla, değişim fazlaysa haliyle EMK fazla, EMK fazlaysa akım da fazla olacak. Ve tabii düzgün bir şekilde değiştiği için sabit kalacak. Yani cevap yine D seçeneği, C seçeneğini bize verecek deriz. Bir fotoelektrik olayında K ve L metallerinden kopan elektronların maksimum kinetik enerjilerinin ışığın frekansına bağlı değişim grafiği şekilde ekibidir. Buna göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur demiş. 1. K metalinden elektron koparabilen ışık L metalinden de elektron koparabilir. Arkadaşlar K'nın eşik enerjisi, yani bağlanma enerjisi, grafiğin devamını çizdiğimizde eğimi sabit oluyor. Çünkü buradaki K'nın bağlanma enerjisini burada L'nin bağlanma enerjisini verecek. K'nın bağlanma enerjisi L'den küçük. Yani atıyorum 2 elektron volt K'dan elektron koparabilirken buradan L'nin 2 elektron volttan fazla olduğu için koparamayabilir. O zaman kesinlikle diye sorduğundan dolayı bu ifade kesin doğrudur diyemem. K metalinden elektron koparamayan ışık L'den de koparamaz. Evet, K'dan koparamıyorsa zaten bunun bağlanma enerjisi, yani eşik enerjisi küçük. Küçük olduğu için bundan koparamıyorsa zaten L eşik enerjisi bundan daha büyük olduğu için bundan hiç koparamaz. Bu kesinlikle doğrudur. K metalinden mor ışığın kopardığı elektronların kinetik enerjisi L'den yeşil ışığın kopardığı elektronların kinetik enerjisinden fazladır. Şimdi burada bir yorum yapalım. Bir kere renklerle alakalı bir kavram vermiş. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde renklerimiz yukarıdan aşağı doğru enerji ve frekansları arkadaşlar artar. Şöyle yapalım. Dalga boyları ise azalır. Evet, bize ne demiş? Mor ışın K'dan mor ışık koparacak. K'dan yüksek enerjili mor ışık gönderiliyormuş. O zaman mor ışık için yazalım. Foton enerjisi E foton eşittir E bağlanma artı E çarpı E kinetik dediğimizde burada morun enerjisi büyük. Morun enerjisi şöyle fazla diyelim. Tamam, ama bağlanma enerjisi, yani eşik enerjisi de K'nın küçük. Çok güzel. Hem bunun büyük olması hem de bunun küçük olması kinetik enerjisini büyüten bir faktördür. Gelelim
Kinetik enerjisi L'den yeşil ışığın kopardığı elektronların kinetik enerjisinden fazladır. Şimdi yeşil ışık için de aynı şeyi düşünelim. E foton eşittir. E bağlanma artı E çarpı şey E kinetik dediğimizde fotonun enerjisi arkadaşlar yeşilinkisi morinkisinden küçük. Yani burası az. Eşik enerjisi de fazla. Buranın az olması zaten kinetiği azaltıyor. Bağlanma enerjisinin büyütmesi de kinetiği azaltıyor. O zaman demek ki kinetik enerjisi K'nın kinetik enerjisi L'den büyük olmuş olacak. Yani o zaman bu ifade doğru mu? Kesinlikle doğru. O halde cevap 2 ve 3 yani D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Elektronik devre elemanlarının işlevleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? LED yani Light Emitting Diode dediğimiz üzerine ışık düşürüldüğünde iletim durumuna geçen devre elemanıdır. Arkadaşlar üzerine ışık düşürüldüğünde bu devre elemanımız ışık yayan diyot anlamına geliyor. Yani elektrik enerjisini burada ışık enerjisine dönüştüren bir yapıya sahip. Yani burada üzerine ışık düştüğünde iletim durumuna geçen bir devre elemanı değildir. Onun için bu ifademiz yanlış oldu. İki diyotlar PNP veya NPN gibi üç eklemli elektronik devre elemanlarıdır. Arkadaşlar üç bacaklı veya üç eklemli dediğimiz bu iki diyotun bir araya gelmesiyle oluşmuş devre elemanları biz transistör diyoruz. Yani bu diyotlar değil de buna transistör dememiz gerekiyor. Diyotlar dediğimiz bu ifade o zaman yanlış oldu. Bu transistörlerin tarifidir. PNP veya NPN gibi 3 eklemli elektronik devre elemanları transistördür. 3. Bu da yanlış oldu. Transistör elektronik devrelerde akım yükseltici veya anahtar olarak görev yaparlar. Evet bakın şimdi bu PNP'ler negatif olduğu için akımı alçaltıcı, sinyal alçaltıcı olarak da kullanılabilir. Yani bir mikrofona konuştuğumuzda hoparlörden çıkan sesimiz amfi vasıtasıyla ne yapıyor? Büyük şiddette duyulabiliyor. Veya siz onu ayarlayıp daha küçük şiddetli yapabiliyorsunuz. O zaman elektronik devre elemanlarında akım yükseltici veya anahtar vazifesi yapmış oluyor. Ayar vazifesi yapmış oluyor yani. İsterseniz de alçaltabiliyorsunuz, isterseniz kapatabiliyorsunuz. O halde arkadaşlar bu ifademiz doğru. Demek ki burada sadece yalnız 3 seçeneğinin doğru olması cevabın C seçeneği olduğunu bize verir. Tıpta teşhis amaçlı kullanılan yukarıdaki görüntüleme cihazlarından hangileri yaydığı X ışını radyasyonunu kullanarak görüntüleme gerçekleştirir? Yani elektromanyetik dalgalardan X ışınlarını kullanan cihazları soruyor arkadaşlar. MR cihazı manyetik rezonans anlamına geliyor ve bu radyo dalgalarını kullanıyor arkadaşlar. Ondan dolayı X ışınları kullanılmaz. Yanlış. Tomografi cihazı. Tomografi cihazlarında X ışınları kullanılır. Doğru. Ultrason cihazlarında ultrasonik ses kullanılır. Yani ses dalgalarıyla çalışır. O halde burada X ışınları kullanılmaz. Bize kullanılan sorulmuş. Yani cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Hidrojen atomunun enerji düzeyleri şekilde gibidir. Elektronla bombardıman edilerek uyarılmış duruma geçen hidrojen atomu bir foton salarak açısal momentumunu 3H bölü 2π kadar azaltıyor. Buna göre hidrojen atomunu uyaran elektronun enerjisi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar açısal momentum elektronun n çarpı h bölü 2 pi yardımıyla bulunuyor. Birinci yörüngedeyken bir tane h bölü 2 pi, ikinci yörüngedeyken iki tane h bölü 2 pi böyle devam ediyor. Ne kadar azalıyormuş? Bakın 3 tane h bölü 2 pi kadar azalıyor. Yani 3 tane h bölü 2 pi kadar azalması 3 yörünge aşağı inmesi demek. Çünkü üst yörüngede çıktığımızda bu yörünge sayısı arttığı için açısal momentum artıyor. Aşağı indiğimizde açısal momentum azalıyor. Demek ki arkadaşlar 3 yörünge aşağı inecek bir ışıma yapması lazım. 3 yörünge aşağı inecek. O zaman bakalım hangileri olabilir diyor. Elektronumuzun enerjisi 10.2 olsa 10.2'den arkadaşlar temel hale, taban durumuna yani birinci yörüngeye inerken sadece Lyman alfa ışıması yapar. Yani arkadaşlar bir yörünge aşağı iner. O zaman bu olmaz. 10.5, 10.5 da olmaz arkadaşlar. Çünkü yine buraya kadar elektronu uyarabiliyor. O da geri gelip bu şekilde bir yörünge aşağı inebiliyor. Bu da olmaz. 12.0, 12.0 arkadaşlar 3. yörüngeden 1. yörüngeye indirdiği için ışıma yaparak buradan 3'ten 1'e inmesi 2 yörünge aşağı inmesi demek ama biz 3 yörünge aşağı ineceklere bakıyoruz. 12.5, 12.5 de arkadaşlar yaklaşık şuraya denk geliyor. Yani biz bu elektronu 3. yörüngeye kadar uyarabiliriz. Enerjimiz 4. yörüngeye müsait değil. Gelelim 13. 13 arkadaşlar şurası olduğu için seviye olarak
Biz elektronumuzu birinci yörüngeden dördüncü yörüngeye uyarırsak ışıma yaptığımızda 4'ten 1'e inerek yani 3 yörünge aşağı inerek 3 tane h bölü 2 pi kadarlık açısal momentumu azalabilir. Onun için cevap E seçeneği olmalı deriz. Yukarıda verilen radyoaktif çekirdek reaksiyonlarında çekirdekten yayınlanan K ve L parçacıkları aşağıdakilerden hangisidir? Birinci reaksiyona baktığımızda arkadaşlar kütle numarası değişmezken proton sayısı bir artmış. Demek ki proton sayısının bir artması beta eksi ışıması yapması demek. Yani beta eksi ışıması arkadaşlar beta eksi ışıması yine beta eksi ışıması yani iki seçeneğimiz var şu an. Gelelim şimdi ikincisine. Burada kütle numarası gördüğünüz gibi 4 azalırken proton sayısı da 2 azalmış. Yani bir alfa ışıması yapmış. L o zaman bir alfa ışıması yani helyum artı 2 parçacığı arkadaşlar. O halde ikisini sağlayan seçeneğe baktığımızda cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Ağırlıksız eş bölmeli KL çubuğuna X cismi ve 3B ağırlıklı cisim asılarak denge sağlandığında T1 ve T2 gerilimleri sıfırdan farklı olmaktadır. Buna göre X cisminin ağırlığı değerlerinden hangilerine eşit olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar devre de dengedeymiş. Böyle bir düzeneğin dengede kalması dengenin iki şartı var. Bir toplam kuvvet sıfır, iki toplam tork sıfır. Yani yukarı çekenler aşağı çekenlere, sağa çekenler sola çekenlere eşit olacak. İkincisinde de arkadaşlar cisim dönmeyecek. İstediğin noktaya göre tork alırsan al kuvvetlerin torkları birbirlerini dengeleyecek. Şimdi olayı şöyle düşünelim. Bir cismimiz var. Bu cismimizi arkadaşlar ağırlığı önemsiz olsun. Şöyle aşağı çeken bir F var, yukarı çeken başka bir F var. Bu cisim şimdi dengede kalır mı? Dengenin birinci şartına uyar ama ikinci şartına uymaz. Yani dengede kalmaz. Ben şimdi buraya göre tork alsam bunun torku ile bunun torku aynı yönde olduğu için denge sağlanmaz. O zaman ne olması gerekiyor? Bir cisim varsa arkadaşlar bu cismi yukarı çeken atıyorum 10 tane kuvvet olsun. Aşağı çeken de 7 tane kuvvet olsun. Yukarı çeken kuvvetlerin bileşkesinin olduğu yerin aşağı çeken kuvvetlerin bileşkesinin olduğu yere tam denk gelmesi gerekiyor. Yani bunun sağında veya solunda olması dengede olması anlamına gelmeyecek. O zaman ne olacak? 2 tane ipimiz var yukarı çeken. Bu ikisinin bileşkesinin olduğu yer arada bir değer olacak. Şöyle arada bir yerde olacak. Yani bu nokta ve bu nokta arasında olması lazım. Çünkü ipteki gerilme kuvvetleri farklıysa, sayısal bir değer taşıyorsa bileşke ikisinin arasında bir yer olacak. Peki alttaki kuvvetlerin bileşkesinin de olduğu yer yani ağırlıkların da bileşkesinin olduğu yer demek ki bunun bu tarafında yine bunun da bu tarafında olması gerekiyor. Ona göre sayısal değerleri buna göre ayarlayalım. Bakalım P olabilir mi? Şimdi X P olursa burası da 3P olduğu için 3P ile bu P'nin bileşkesinin olduğu yer neresi? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burası şimdi 3P çarpı 2'nin 6P'lik bir torku oluyor. Bunun torku daha yetmiyor buna. Demek ki şurada bir yer çıkıyor arkadaşlar. Burada bir yer çıktığı için zaten bu çizginin dışına çıktığından dolayı burada P olması dengenin sağlanmasına yeterli değil. 2P olursa 2P olduğunda arkadaşlar bakın 3P'ye 2 birim 1 2 oluyor. Tam şuraya denk geliyor. 2P'ye de 3 birim hop ikisinin torkunu eşitleyeceğimiz 1 2 3 tam şu çizgiye denk geliyor. Ama bu çizginin arkadaşlar dengede olamayacağını çünkü ipteki gerilme kuvvetleri sıfırdan farklı olduğu için arada bir bileşke olacağını söylemiştik. Yani 2P de tam sınırdan kaybetti. Şimdi bu 3P olursa ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından şöyle aşağı yönde 6P şiddetinde çıkar. İkisinin bileşkesi de buradan yukarı doğru 6P şiddetinde olma ihtimali var mı? Var. O zaman demek ki böyle bu şekilde dengede kalabilir. Ondan dolayı cevap yalnız 3 yani C seçeneği doğrudur deriz. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalga değildir? Kumandadan TV'ye komut vermeyi sağlayan infrared ışınlar. Yani infrared arkadaşlar ışınlar kızılötesi ışınlar anlamına gelir. Ve elektromanyetik dalgaları sıraladığımızda radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, ultraviyole ışınları yani morötesi ışınlar, X ışınları ve gama ışınları olmak üzere tam 7 çeşit. Bir evet evdeki gece lambasından yayılan kırmızı renk ışık görünür ışık seviyesinde neler vardı? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor renkte renklerimiz vardı. O zaman kırmızı renk ışık bir elektromanyetik dalgadır. Radyoaktif bir elementin çekirdeğinden yayınlanan alfa ışıması. Arkadaşlar alfa, beta, gama ışımaları bir elektromanyetik değil bir parçacık ışımasıdır. Buradaki elektromanyetik dalgalarımız bir enerji ışımasıdır. O zaman bu bir elektromanyetik dalga değildir.
Yine diğerlerini de okuyalım. Röntgen çekimi için kullanılan X ışınları bir elektromanyetik dalga, radyo vericilerinden gönderilen radyo dalgaları bir elektromanyetik dalga. O zaman arkadaşlar elektromanyetik dalga olmayan sadece C seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz. A grubu elementleri olan X, Y ve Z atomları ile ilgili bilgiler şöyledir. Atom hacmi en büyük olan X, birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan ise Z'dir deniliyor. Buna göre X, Y ve Z ile ilgili yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur denilmiş. Çözüme başlamadan önce şundan bahsedelim. Atom hacmi deyince yarıçapa göre sıralama yapacaksınız. Periyodik cetvelde yarıçap nasıl değişiyordu? İlk olarak periyoda bakıyorduk. Periyodu büyük olanın yarıçapı daha büyüktü. Periyot da aşağı doğru inildikçe periyodik sistemde artmaktaydı. Dolayısıyla yarıçap da aşağı doğru artacak. Periyotlar aynı ise gruba bakıyoruz. Grubu küçük olanın yarıçapı daha büyüktür. Oklar yönünde yarıçap artar diyoruz. İyonlaşma enerjisi yorumu da öncelikle yine periyoda bakıyoruz. Bu defa periyot küçük olacak. Yani periyodik sistemin daha üst sıralarında, yukarılarında yer alan elementlerin periyodu küçük olduğundan dolayı İyonlaşma enerjileri daha büyüktür diyoruz. Periyotlar aynıysa da gruba bakıyoruz. Grup da genellikle arkadaşlar sağa doğru artmaktaydı. Hatta grup sıralaması iyonlaşma enerjisinde nasıl yapılıyordu onu da yazalım. 1A, 3A, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A ve 8A şeklinde değişmekteydi aynı periyotta iyonlaşma enerjimiz. Bakın burada 3 aşağı 5 yukarı kuralı var. 2A ile 3A yer değiştirmiş, bir de 5A ile 6A yer değiştiriyor. Bunun nedeni de küresel simetride. Birinci öncülü yorumlayalım ama şuna dikkat edeceğiz. Bize belirtilen durumlarda kesinlikle doğru olan sorulduğundan dolayı bir tane bile aksi bir durum tespit edersek o öncülü eleyeceğiz. İlk öncül ne demişti? Aynı periyotta iseler, aynı periyotta olması için aynı yatay satırda olması gerekiyor. Grup numarası en büyük olan Y, bize verilen bilgilerde atom hacmi en büyük olan X denilmişti. Yarıçap sola doğru arttığından dolayı X diğerlerine göre daha solda olacak. İkinci bilgimize bakıyoruz. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z denilmiş. Şimdi iyonlaşma enerjisiyle ilgili yapabileceğimiz iki yorum var. Birincisi genellikle iyonlaşma enerjisi sağa doğru artıyordu. Yani Z'nin daha sağda olduğu durum. Öncelikle bunu yorumlayalım hatta. Z'nin birinci iyonlaşma enerjisi daha büyükse daha sağda olması beklenir diyoruz. Y ortada olacak. Bir de arkadaşlar ikinci bir durum var. Z'mizin 2A ya da 5A olma durumu. Bunu da çizelim. Yine X yarıçapı en büyük olduğu için en solda olacak. Diyelim ki iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z dedi ya. Z 2A ya da 5A'dan birisi olsun. Hadi 2A olsun diye yorumlayalım. Z'yi şuraya alırsam arkadaşlar Y de mecburen ne olacak? Daha sağda bir yerde olacak. 3A olacak. Bu şekilde yazdığım zaman X'in yarıçapı bu 3 elementten daha büyük olur. İyonlaşma enerjisi de bu 3 elementten en büyük Z olur. Yani şu koşulları ben yine sağlamış olurum. Bakın 2 tane durum var. Dediğimiz gibi sorunun en başında bir tane bile aksi durum bulursak o soru kesinlikle doğru denilemez. Ne denilmişti? Aynı periyotta iseler grup numarası en büyük olan Y'dir. Bakın birinci duruma göre yorumlarsam aynı periyotta ama grup numarası en büyük olan Z çıktı. İkinci durumda grup numarası en büyük olan Y çıktı. Bize kesinlik dediği için birinci durumdan dolayı arkadaşlar ne yapıyorum? Birinci öncülü eliyorum. Ama doğru olabilir deseydi birinci öncülü doğru kabul edecektik. İkinci öncüle bakalım. Aynı grupta iseler atom numaraları arasındaki ilişki X büyüktür, Y büyüktür, Z demiş. Aynı grupta olduklarında aklımıza aynı düşey sütunda oldukları gelecek. 3 bölme çiziyorum. Yine verilen bilgilere göre bölmelere elementlerimizi yerleştireceğiz. Atom hacmi yani yarıçapı en büyük olan X yarıçap aynı gruptayken nasıl artıyordu? Bakın aşağı doğru artıyordu. O zaman en büyük yarıçapa sahip elementimiz X en aşağıda olacak. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z. Arkadaşlar aynı gruptayken sapma diye bir şey yok. Yani periyot değişiminden dolayı bir sapma yok. Tek durum söz konusu ve iyonlaşma enerjisi büyük olan daha yukarıda olacak. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z'miz en üstte yer alacak periyodik cetvelde şu kurala göre. Dolayısıyla Y de ortada yer alıyor. Ne demişti bize? Atom numaraları arasındaki ilişki. Atom numarası proton sayısı demekti. Proton sayısı da periyot arttıkça artıyordu. Dolayısıyla atom numarası
X büyüktür, Y büyüktür, Z olacak. Bize de bu şekilde verilmiş. İkinci öncül kesinlikle doğrudur diyoruz. Üçüncü öncül aynı periyotta iseler en az birisi küresel simetrik özellik gösterir. Aynı periyotta olma durumlarını yazmıştık zaten. Şimdi küresel simetri neydi? Son orbitalin yarı dolu ya da tam dolu olma durumuydu. Evet, buraya da yazmış olduk. Son orbitalin yarı ya da tam dolu olması küresel simetri özelliğini gösteriyordu. Bizim elementlerimiz A grubu elementleri. Peki A gruplarında orbital diziliminde hangi orbitalle bittiği zaman küresel simetri özelliği gösterir? Buna bakalım. Şimdi 1A grubu S1 ile biter arkadaşlar. Küresel simetriktir. S'nin yarı dolu halidir. 2A grubu S2 ile biter. Bu da tam dolu olduğu için S için küresel simetridir. P'nin yarı dolu hali nedir? Biliyorsunuz P en fazla 6 elektron alıyordu. P3 olursa yarı doludur. Ama P3 yazabilmek için kendinden önce de S2 vardı. Onu da düşüneceğiz. Dolayısıyla 2-3 daha. 5A grubu bir de P'nin tam dolu olduğu 6 olduğu durum var. Tabii ki yine aynı periyotta bir de S2 vardı. Grup bulurken S ve P'yi topluyorduk. 8A olma durumu. Yani 1A, 2A, 5A ve 8A'ya denk gelirsek biz küresel simetri özelliği göstermiş oluruz. Peki bakalım bu sıralamada aksi bir durum yaşayabiliyor muyuz? Bir tane bile aksi durum yaşarsak üçüncü öncül yanlış olur. Çünkü bize kesinlikle doğru diye sorulmuştu. Ne demişti? Aynı periyottaysalar en az birisi küresel simetri. Şimdi bu 3 elementin 1A, 2A, 5A ve 8A'da olmasını istemiyorum. Bakalım böyle bir durum tespit edersem 3. öncülü elerim. Tespit edemezsem 3. öncül doğru deriz. Şimdi ben öncelikle bu kuralı çürütmeye yönelik çözüm yapmak istiyorum. Şimdi bu elementlerin tahmini grup numaralarını yazalım ama küresel simetriye sahip olmadıkları zamanki. Yani X'e mesela 3A desek, Y'ye 4A desek, Z'ye de 6A desem hiçbiri küresel simetriye sahip değil. Ne 1A'da, ne 2A'da, ne 5A'da, ne de 8A'da. Bakalım şu yukarıdaki iki öncülün doğruluğunu sağlıyor mu? Atom hacmi en büyük olan X. Evet, bu koşullarda daha solda olduğu için atom hacmi en büyük olan X'tir. Birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir. Yine bu grupları yazdığımız zaman birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir. Bakın 6A 4A'dan daha büyüktü. Dolayısıyla bu üç durumda hiçbiri küresel simetri özelliğine sahip değil. Ve ben bu öncülü çürütmüş oldum. Aynı periyottaysalar en az birisi küresel simetrik gösterir öncülünü çürüttüm. Dolayısıyla üçüncü öncülle kesinlikle doğru diyemeyiz. Cevabımız kesinlikle doğru dediği için B şıkkı olacak. Eğer bu soru doğru olabilir diye sorulsaydı hepsi doğru olabilirdi. E şıkkı olurdu cevabımız. Ama sorumuzda bize kesinlikle doğru olanlar sorulduğundan dolayı cevabımız B şıkkı oldu. Baş grup metalleri olan X, Y ve Z için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z elementlerinin periyodik sistemdeki dizilişleri aşağıdaki verilenlerden hangisi olabilir denilmiş. Burada arkadaşlar bilgilerden yararlanarak şıkları eleme usulüne gidelim. Öncelikle bir ne bilgiler verilmiş bakalım. En yüksek baş kuantum sayılar arasındaki ilişki denilmiş. Yani periyot sıralaması verilmiş. Periyot hakkında bilgi verilmiş. En büyük periyot X ve Y'ye ait, büyüktür Z şeklinde. İkinci bilgimiz ise birer mollerinin yeterli miktarda HCl çözeltisi ile tepkimesinde açığa çıkarttıkları hidrojen gazlarının mol sayıları arasındaki ilişki verilmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kuralımız var. Metalin değerliğinin yarısı kadar hidrojen gazı çıkar. Tepkimeye denkleştirdiğinizde bunu göreceksiniz. Tekrar söylüyorum. Metalin değerliğinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkar. Bu bilgiyi bir yazalım. Evet, asit metal tepkimelerinde metalin değerliğinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkar. Gelin bunun ispatını da yapalım. Örnek olarak sodyum metali 1A grubu elementimiz. Hidroklorik asitle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkıyor. Bir de tuz oluşacak. Tuzumuz da sodyum klorür oluşuyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada tepkimeyi denkleştirirken sodyum bir tane, evet, klor bir tane eşit hidrojen. Girenlerde bir tane, ürünlerde iki tane. O zaman ben burayı 1 bölü 2 ile çarparsam hidrojen sayıları da eşitlenir. Bakın sodyum değerliği normalde artı 1'di. Ne oldu? Değerliğinin yarısı kadar hidrojen çıktı. Bir örnek daha verelim. Kalsiyum için yazmış olalım benzer tepkimeyi. Burada da kalsiyum 2A grubu olduğu için kalsiyum klorür tuzu oluşuyor. Artı hidrojen gazı açığa çıktı. Elementleri denkleştirmek için bakın klor 2 tane var. Girenlerde bir tane var. 2 olması için bunun başına 2 yazıyorum. Şimdi girenlerde 2 hidrojen var, ürünlerde de 2 hidrojen var, eşitlendi.
Şimdi kalsiyumun yükü 2A grubu olduğu için artı 2'dir. Bakın yarısı kadar hidrojen çıktı. Yani bu kuralın doğruluğunu ispatladık. O halde şu bilgi, o halde burada verilen sıralama bize gruplar hakkında bilgi veriyor. Yani ben bu sıralamaya göre X ve Z'nin değerli elektron sayılarının aynı olduğunu, dolayısıyla da aynı grupta bulunduklarını söyleyebilirim. X ile Z arkadaşlar aynı grupta diyoruz. Birinci öncülde de X ile Y'nin aynı periyotta olduğunu söylemiştik. Şimdi şıklara bakarak bu kurallar çerçevesinde ve bir de tabii ki şurada büyüklük sıralamasına da dikkat çekerek şıkları yorumlayalım. Öncelikle şu periyot grup numaralarına bakalım, sonra sıralamanın uyup uymadığını kontrol ederiz. X ile Z'nin aynı grupta olmadıklarını eleyelim. X ile Z'nin aynı grupta olmayanları eleyelim. X ile Z aynı grupta. Burada X ile Z aynı grupta değil, eledik. X ile Z aynı grupta değil, elendi. X ile Z aynı grupta, X ile Z aynı grupta. X ile Y'nin aynı periyotta olmayanları eleyelim. X ve Y aynı periyotta, X ve Y aynı periyotta, X ve Y aynı periyotta. Tamam. Şimdi sıralamaya bakalım arkadaşlar. Periyot olarak sıralamasında X ve Y'nin periyodu Z'den büyük olacak. X ve Y'nin periyodu burada Z'den küçük olduğu için eledik. X ve Y'nin periyodu Z'den büyük, X ve Y'nin periyodu Z'den büyük. Buradaki sıralamada da Z ve X'in grubu, bakın grup sıralamasını veriyordu bu, Y'den büyük olacak. C şıkkına baktığım zaman X ve Z'nin grubu Y'den büyük, daha sağda yer aldığı için cevabımız C şıkkı. E şıkkında ise X ve Z'nin grubu arkadaşlar Y'den daha küçük olduğu için elenmiş oldu. Çözeltilerden gelmiş sorumuz. Bir miktar sodyum hidroksit katısının saf suda çözünmesiyle hazırlanan X çözeltisine su eklenmesiyle çözeltinin molar derişiminin çözelti hacmi ile değişimi aşağıdaki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Dikkat ederseniz arkadaşlar, başlangıçta bir miktar sodyum hidroksit katısı çözülmüş bir çözeltim var. Buna su ekleyerek hacim değişimi grafiği verilmiş bize. Grafikte molarite değeri verilmiş. Dikkat ediyoruz yine. Öncelikle grafiği incelediğimiz zaman biz başlangıçtaki çözünen molü hangi noktadan bulabiliriz? Bütün bilgilerin verildiği noktadan. X'e baktığımız zaman bakın molarite değerini bilmiyorum, hacmi biliyorum ama işimize yaramaz. Y'ye baktığım zaman hem molarite hem hacmi biliyorum. Demek ki biz Y noktasından başlangıçtaki çözünen sodyum hidroksit molünü bulacağız. Çünkü biz katı ekledikten sonra ne yapıyoruz? Başka bir çözünen ilavesi yapmıyoruz. Sadece su ekliyoruz. O zaman çözünen miktarım bu işlemler boyunca her zaman sabit. Z noktasında da yine sadece çözeltinin biz derişimini biliyoruz. Ne kadar hacim olduğunu bilmiyoruz. O yüzden biz Y noktasından faydalanarak başlangıç çözünen molü bulalım. Molarite formülümüz çözünen molü bölü çözelti hacmiydi arkadaşlar ve litre birimi. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi molaritemiz Y noktasında 0,3 molar. Molü bulmaya çalışıyorum. Çözünen molünü. Hacim değerim yine Y noktasında 2 litre. Buradan arkadaşlar N'i ne yaptık? 0,6 mol bulduk. Bu bizim çözünen NaOH miktarımız. Başlangıçta bu işlemler bitene kadar hep sabit arkadaşlar. Birinci öncül çözeltide 24 gram sodyum hidroksit çözülmüştür. Biz çözünen molünü bildiğimiz için kolaylıkla kaç gram çözündüğünü bulabiliriz. 1 mol sodyum hidroksit baktığımız zaman 40 grammış arkadaşlar. Bizim elimizde çözünen başlangıçtan beri değişmeyen 0,6 mol sodyum hidroksidimiz var. Kaç gramdır dediğim zaman içler dışlar çarpımından 24 gram sodyum hidroksit çözülmüştür diyoruz. Birinci öncül doğru. İkinci öncül A ve B noktasını belirtmiş. Şimdi A değerini X noktasından bulacağım. Yine molarite formülünü kullanacağız. Şöyle yapalım. Molarite eşittir N bölü V'di. A noktasındaki molaritem A. Molü biz 0,6 bulduk arkadaşlar. Çözünen mol başlangıçtan beri sabit, dediğim gibi ekleme çıkarma yok. Çözeltinin hacminin 1 litre olduğunu buluyoruz. Söylenmiş X'te, bakın kestiği nokta 1 litre. O zaman A değerim 0,6'dır. B değerini de Z noktasından bulacağız. Z'de yine molarite formülünü uygularsam Z'de molarite değerim belli zaten 0,2. Çözünen molümüz yine 0,6 idi, değişmemişti. V'yi bulacağız ve zaten B noktasının değeridir
V'yi yalnız bırakırsak 0,6 bölü 0,2'den 3 çıkıyor arkadaşlar. Bu da B noktasının karşılığıdır. Yani A0,6 B3 bulundu. Burada da zaten A0,6 B3'tür demiş. İkinci öncülümüz de doğru. Öz kütleler arasındaki ilişki söylenmiş çözelti için. Öz kütlenin formülü M bölü V. Her 3 noktada da yani X, Y ve Z noktasında çözünen miktarım sabit demiştim. 24 gramdır arkadaşlar hepsinde. Şöyle yapalım. X, Y ve Z için konuştuk. Hacim değeri X'de 1 litre, Y'de 2 litre, Z'de ne bulmuştuk? 3 bulmuştuk. Buradan yoğunluğun en büyük olan değerin X olduğunu, sonra Y, en sonda Z olduğunu söyleriz ve burada verilen bilgi de doğru. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Sorumuz gazlar ünitesinden yukarıda kritik sıcaklıkları ve normal kaynama sıcaklıkları verilen maddelerden hangileri soğutucu akışkan olarak kullanılabilir? Normal kaynama noktası demek bir atmosferdeki kaynama noktası anlamına geliyordu. Bir maddenin de soğutucu akışkan olabilmesi için oda şartlarında buhar olması gereklidir arkadaşlar. Bunu yazalım. Evet, bir maddenin soğutucu akışkan olabilmesi için oda koşullarında yani 25 santigrat derecede buhar olması gereklidir. Buhar dediğimiz hal neydi arkadaşlar? Kaynama noktasından büyük, kritik sıcaklıktan küçük olan faz halimizdi. Şöyle bir skala çizip maddenin hallerini bir görelim. Şurası donma noktası olsun. Şurası kaynama noktası olsun. Şurası da kritik sıcaklığımız olsun. Maddemiz donma noktasının altındaysa katı, kaynama ve donma noktası arasındaysa sıvı, kritik sıcaklık ve kaynama noktası arasındaysa buhar, kritik sıcaklıktan daha yüksekse gazdır ve kritik sıcaklığın üzerinde hiçbir basınçla sıvı hale gelemez. Biz soğutucu akışkanların kolayca basınçla sıvılaşabilmesini istiyoruz. O yüzden ne olması lazımmış arkadaşlar? Buhar olması lazım. Yani 25 derece sıcaklığımızın buhar olabilmesi için oda şartlarında kritik sıcaklıkla kaynama noktası arasında olması gerekiyor. Öncüllere bakalım. 25 derece sıcaklık kaynamadan büyük, tamam, ama kritik sıcaklıktan da büyük. O zaman 25 derece şuraya gelecek ve kritik sıcaklıktan daha büyük olduğu için maddemiz gaz olacak ve basınçla sıvılaşamayacağı için birinci durumda soğutucu akışkan olamaz diyeceğiz. İkinci duruma geldim. 25 derece kaynama sıcaklığından büyük. Biz zaten kaynamadan büyük olsun istiyorduk. Kritik sıcaklıktan da küçük. Yani şu arada olacak ve bu arada ne olacak? Buhar olacak. Dolayısıyla basınçla sıvılaşabileceği için ikinci durumda maddemiz soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Üçüncü duruma geldim. 25 derece yine kaynama noktasından büyük ve kritik sıcaklıktan küçük olduğundan dolayı yine bu arada yer alıyor ve buhar oluyor. Dolayısıyla üçüncü öncülde de maddemiz soğutucu akışkan olarak kullanılabilmekte. Cevabımız D şıkkı oluyor. Tekrar söylüyorum, bu tip sorularda bakacağınız en önemli şey oda koşullarında yani 25 derecede maddemizin buhar halde bulunması. Bunun dışında genellikle tabii ki kritik sıcaklık yüksek olması lazım. Kaynama noktası da düşük olsun ki soğutucu akışkan kullanabilme aralığımız geniş olsun diyoruz. Aşağıda bazı tepkimelerin standart koşullardaki entalpi değişimleri verilmiştir. Verilen tepkimeye göre normal koşullarda 22,4 litre karbondioksit gazının ellesinde kaç kilojül ısı açığa çıkar denilmiş. Şimdi dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunların altını çizelim. İlk olarak ne kadar ısı açığa çıkar demiş. Yani bize entalpi değişimini değil de ısı değişimini sormuş. Dolayısıyla değerimiz her zaman pozitif çıkacak. Bu birinci nokta. İkinci nokta, normal koşullarda 22,4 litrelik karbondioksit gaz için söylemiş. Normal koşullarda 22,4 litre karbondioksit 1 mol anlamına gelir. Yani bize 1 mol karbondioksit gazı eldesinden açığa çıkan ısı sorulmuş. Tepkimeye baktığımız zaman burada bulacağımız entalpi değeri bizim için 2 mol karbondioksitte oluşacak entalpi değeridir. Bize 1 mol sorulmuş. Buna da dikkat edeceğiz. Diğer noktamızsa bu ana tepkimeyi elde etmek için yukarıda 3 tane farklı tepkime var. Bu tepkimeleri kullanacağız. Hatta biz bunu kimya ve enerji ünitesinde HES yasası olarak adlandırıyorduk arkadaşlar.
Yine ana tepkimeyi elde ederken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta ise ilk başta tepkimemizde bulunan maddelerden karakteristik tepkimeleri seçeceğiz. Ne demek karakteristik tepkime? Ana tepkimemizde yer alan madde tek bir tepkimede ise bunlardan başlayacağız. Mesela arkadaşlar C2H2 sadece 3. tepkimede var. Diğer tepkimelerde yok. Mesela 3. tepkime C2H2 için karakteristiktir. Karbondioksit için baktığımız zaman sadece 1. tepkimede var bu madde. Bu da karakteristiktir. Su için 2. tepkimede var. Bu da karakteristik. Ama oksijen 1. tepkimede var. 2. tepkimede var. Yani oksijen karakteristik bir madde değil. Dolayısıyla biz oksijeni en son denk mi değil mi diye kontrol edeceğiz. Karakteristik olanlara öncelik veriyoruz. Şimdi başlayalım. C2H2 karakteristik demiştik. Sadece 3. tepkimede vardı. Ana tepkimemizde C2H2 girenlerde ve 1 adet. Bizim yukarıdaki tepkimemizde C2H2 ürünlerde ve 1 adet. Ne yapıyorum? Ben bunu girenlere alıyorum. Bunun için de 3. tepkimeyi eksi 1 ile çarpıyorum. 3. tepkimeyi eksi 1 ile çarptığın zaman C2H2'yi ne yaptık? Girenlere almış olduk. Hatta gelin yazalım bu tepkimeyi. C2H2 giren oldu artık. Eski girenler de yeni ürünlerimiz oldu. Daha sonra oksijeni atlıyorduk. Karakteristik değildi. Karbondioksite bakalım. Karbondioksit 1. tepkimede. Ana tepkimede ürünlerde ve 2 tane. 1. tepkimemizde ürünlerde ama 1 tane. O zaman ben burayı 2 ile çarparsam ne yaparız? Karbondioksit için de gerekli işlemi yapmış oluruz. Burayı 2 ile çarptığım için yine bu tepkimeyi 2 ile çarpmış şekilde yazıyorum. Girenler aynen kalmaya devam etti. 2 ile çarpıyorduk. 2 karbondioksit oluştu. Daha sonra arkadaşlar su. Su ikinci tepkimede ne yapacağız? Su ürünlerde ve bir tane olmasını istiyoruz. Bizim ikinci tepkimemizde su girenlerde ve iki tane. O zaman ben ikinci tepkimeyi eksi 1 bölü 2 ile çarpıyorum. İkinci tepkimeyi eksi 1 bölü 2 ile çarptığımda oluşacak tepkimem eski ürünler girenlere dönüştü ve yarısı kadar değer aldılar. Suyumuz da 2 idi 1 oldu. Evet. Şimdi bakalım doğru işlemleri yapmış mıyız? Biz bu tepkimeleri taraf tarafa topladığımız zaman yukarıdaki tepkimeyi elde ediyorsak bizim yukarıda çarptığımız sayılar doğru sayılardır. Giren ve ürünlerde olan maddeleri yok ediyoruz. Bakın karbon ürünlerde 2 tane, diğer tepkimede girenlerde. Bunlar birbirini götürür. Başka yine hidrojenler bakın. Üründe burada girenlerde elendi. Geriye kalan maddeleri yazdığımda girenlerde C2H2 artı diyorum. Yine girenlerde 2 tane oksijen buradan. 1 bölü 2 de burada 2,5. 2,5 nasıl yazılır? 5 bölü 2 oksijen şeklinde yazılır. Ürün diyorum. 2 tane karbondioksit ve 1 tane su elde edildi. Görüldüğü gibi biz net tepkimeyi elde ettik. Doğru sayılarla çarptık. Peki bu sayıları çarptığım zaman entalpileri ne yapıyordum? 2 ile çarpıyorsam entalpiyi de 2 ile çarpıyorum. Burada eksi 790 değeri gelecek. Alt tepkimeyi eksi 1 bölü 2 ile çarpmıştım. Yani 1 bölü 2'ye çarpıyorum. Ne olur? 2'ye bölme anlamına geliyor bizim için. 285 eksi ile çarptığım için de eksi 285 değeri geldi buradan. Üçüncü tepkime eksi 1 ile çarptığım için burası artı 225 oldu. Şimdi bunları toplarsak arkadaşlar önce eksileri kendi arasında toplayalım. 0,5 daha 5 yaptı. 9, 8 daha 17'nin 7'si elde var. 1, 8, 2 daha 10. Başına eksi alıyoruz. Diğeri artı 225. Bunları ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 2 çıktı 5. 10'dan 2 çıktı 8. Eksi 850 kilojül gibi bir değer elimde kaldı. Tabii ki biz ne demiştik? Buradaki eksi tepkimenin egzotermikliydi. Yani delta eksi 850 idi. Biz ne demiştik? Burada açığa çıkan ısıyı söylediği için Q olarak ifadesi 850 kilojül ısı açığa çıkar. Yine şunu söylemiştik. Bu tepkime bize 2 mol karbondioksitteki açığa çıkan ısıyı veriyordu. Bize 1 mol sorulmuştu. Dolayısıyla bu değerin de yarısını alıyorum. Şöyle diyelim 2 mol karbondioksitte 850 kilojül ısı açığa çıkarsa 1 molünde ne kadar ısı açığa çıkar? İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 425 kilojül değerine ulaşıyoruz. Cevabımız A şıkkı oluyor. İçinde bir miktar su bulunan bir kaba önce suda çözünebilen X katısı ilave edilerek karıştırılıyor.
ve 270 gramlık karışım elde ediliyor. Sonrasında saf su ekleniyor. Katı X kütlesi, karışım kütlesi değişimi aşağıdaki grafikteki gibi verilmiştir. Buna göre X katısı ve oluşan çözelti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. İlk olarak ne yaptık arkadaşlar? Bir miktar su vardı elimizde. Buna X katısı ekledik ve oluşan karışım 270 gramlık bir karışımda. Yani şuradaki nokta. Bakın buradaki çözeltinin durumu nasıl olacak? Elimizde bir çözelti var. Eklediğimiz 70 gram katının bu bölgede 20 gramı hala durmakta, çözülmemiş biçimde. Yani şu bölgede dibinde katısıyla dengede olan 270 gramlık bir karışım var. Bakın çözelti demiyor, karışım diyor. Yani katı artı çözelti. Şöyle diyelim, katı artı çözelti. Şimdi katı kütlesini görüyoruz burada, 20 gramı katı. Ben buradan 20 gramı çıkarırsam geriye 250 gram kalacak. Bu 250 gramlık kısım da bizim için çözeltiyi ifade edecek. Peki bu çözeltinin kaç gramı çözücü, kaç gramı çözünen? Bunu da bulalım. Çözünen x katımızdı. Şu değer kadar, yani 70-20 kadar 50 gramı ne olmuş? Çözünmüş. Burada çözünen kütlem 50 gram. Çözeltinin tamamı 250 olduğuna göre çözücü de ne olur? 200 gram da su olur. Demek ki şu durumda elimde 200 gram su, 50 gram çözünen x'im ve 20 gram da arkadaşlar çöken x'im bulunmakta. Bakın burada 20 gram henüz çökmüş. Birinci öncül x'in sudaki çözünürlüğü 25 gram bölü 100 gram sudur. Burada arkadaşlar elinde 200 gram suyun 50 gram x çözdüğünü görmekteyim. Çözünürlük 100 gramdaki çözünen miktardı. Zaten bize 100 gramdaki miktarı sorulmuş. Buradan da belli. Yüzde çözünen miktar ne olur dediğimde içler dışlar çarpımından 25 gram bulurum. Ve bu ifadem doğru olur. X'in sudaki çözünürlüğü 25 gram bölü 100 gram sudur. Yani 100 gram su 25 gram X çözebiliyor. Sonucuna vardık. İkinci öncül doygun X çözeltisindeki molal gelişim 6,25'tir. Şimdi burası doymuş bir çözeltidir. Dibinde katısı olan çözeltiler doygundur arkadaşlar. Bizden molal derişimle ilgili yorum yapmamız istenmiş. Molal derişim nasıldı arkadaşlar? Çözünen molü bölü çözücü kilogramı. Burası çözücüydü. Bu da çözünendi. Peki çözünenin molünü bulabilmek için bize ne verilmiş? Bakın x'in atom ağırlığı verilmiş. Şöyle diyoruz. 1 mol x 40 gramsa bizim elimizde çözünen ne kadar x vardı? 50 gram. 50 gramı kaç moldür diyorum. Katının tamamını almıyorum. 70 almıyorum çünkü hepsi çözülmemiş. Çözünen lazım bize. Şurada çözünen molünü alacaktık. Burada içler dışlar çarpımını yaparsak 50 bölü 40'tan 1,25 mol değeri gelecek. Bulduğumuz mol değerini formülde yerine yazalım. Mol gördüğüm yere 1,25 mol yazdım. Bölü kilogram neydi? Çözücü kilogramıydı. Şu bölgede doygun çözeltimde 200 gramlık suyum vardı. Bu da 0,2 kilo yapar. 0,2'yi de biz şöyle yazabiliriz. 1,25 bölü 2 bölü 10 diyeyim. Buradan arkadaşlar ters çevirip çarpma durumuna geçirirsek bu ifademiz 12,5 bölü 2. Buradan da molal derişimim 6,25 olacak arkadaşlar. Molalite 6,25 olacak. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru oldu. Üçüncü öncül 400 gramlık karışım doygundur. Bakın su eklemeye devam ettiğimiz zaman şu bölgede, yani henüz karışım kütlesi 400 olmadan önce katı bitiyor. Katı bittikten sonra üzerine biz su eklemeye devam etmişiz. Dolayısıyla bu çözelti doygun değil, doymamış olur. Tabii bunun bir ispatını da birlikte yapalım. Bunun için de elimizde kalan 20 gram x üzerinden yorum yapacağız. Bizim çözünürlüğümüz neydi arkadaşlar? 100 bölü 25 gram suydu. Onu da şuraya yapmış olalım. 100 gram su 25 gram x çözerse 20 gram x'i, elimizde kalan miktarı kaç gram su çözer? Burada sadeleştirmeleri yaparsak her iki tarafı da, yani 20 ve 25'i 5'e bölersem 5'e 4 gelir. İçler dışlar çarpımından şöyle yazalım. 400 bölü 5'ten 80 değerine ulaşırım arkadaşlar. Demek ki 80 gram su eklersek bizim karışımımızda bulunan 20 gram x daha çözünecek.
Şimdi bu bölgede 270 gram ya arkadaşlar karışımın toplam kütlesi. Yani çözücü artı çözünen artı çöken x'in kütlesi 270'ti. Biz buraya 80 gram su daha eklediğimiz zaman karışımın kütlesi ne olacak? 350 olacak ve doygunluk sınırına ulaşacağız. Yani şurada katının bittiği yerde benim toplam çözeltim 350. Doygunluk sınır noktam burası. Biz 400 gramlık bir karışım kütlesi elde ettiğimize göre demek ki bunun üzerine 50 gram daha su eklenmiş. Su eklenmeye devam ediliyordu ya arkadaşlar. Demek ki 270'ten sonra biz 130 gram daha su eklemişiz. Bunun 80'i x katısını çözmüş. 50'si de artık doymuş çözelti, doymamış hale gelmiştir diyoruz. Üçüncü öncül yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olan C şıkkı oldu. Gaz fazında gerçekleşen iki basamaklı bir tepkimenin denge bağıntısı yukarıdaki gibidir. Bütün maddeler gaz olacak ve iki basamaklı bir tepkimeden bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki denge tepkimelerinde denge ifadesi arkadaşlar net tepkimeye göre yazılmakta. Bunu bir belirtelim. Soruyu okumaya devam ettiğimiz zaman tepkimenin hızlı olan ikinci adımı şekildeki gibi olduğuna göre burada hızlı adım dikkat ediyoruz yine. İki basamaklıydı. Bir adımı paylaşılmış bizde. Diğer adıma bakacağız. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncüle baktığımız zaman tepkime derecesi 2'dir. Tepkime derecesi hız bağıntısına göre belirlenir. Hız bağıntımız da mekanizmalı tepkimelerde yavaş basamağa göredir. Öncelikle net tepkimemizi bir yazalım. Net tepkimemiz KC dengesine göre belirlenecek. Dengemiz neydi arkadaşlar? Ürün bölü girendi. O halde NO2F bizim ürünümüz. Diğer paydada bulunan maddelerde girenimiz. Önce girenleri yazalım. NO2 diyorum. Bakın üstündeki sayı 2. Bu daha önceden neredeydi? Önündeki bir katsayıydı. Katsayılar üst olarak geçmekteydi. O yüzden başına 2 yazdım. Gaz fazında yürüdüğü soruda söylenmişti bize. Daha sonra floru yazıyoruz net tepkime için. Denge tepkimemiz. Ürünlerde ise NO2F olacak. Üstündeki sayı 2 olduğu için de onu katsayı olarak yazacağım. Şuraya da 2 yazdım yine gaz fazında. Bu bizim dediğim gibi net tepkimemiz. Soruda bize hızlı olan basamak verilmişti. Onu da yazalım aynısını. Daha sonra yavaş basamağı bulacağız. Evet, bu da hızlı basamaktı. Şimdi yavaş basamağımızı bulalım. Hızlıyla yavaşın toplamı net tepkimeyi verecek. Bakalım bir tane NO2 var hızlıda ama bizim net tepkimemizde iki tane NO2 var. O halde yavaş basamakta bir tane NO2 bulunacak. Gazımız yine. Artı diyorum. F2 hızlı basamakta yok. O halde yavaş basamaktan gelmiş olmalı. Yorumunu yapıyoruz. Şimdi buradaki NO2 F2 yok olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü net tepkimede böyle bir madde yok. O zaman bunun da dengesini yazalım. Yavaş adımda bu ifade ürünlerde yer alması gerekiyor. Ki bunlar birbirini ne yapsın? Yok etsin bu şekilde. Ürünlerde ise net tepkimede 2 NO2 F var. Zaten bu hızlı adımdan gelmiş. Yavaş adımdan gelmeyecek. Bizim yavaş adımımız da bu şekilde olacak. Bu iki tepkimeyi topladığım zaman net tepkimeyi elde edebildiğimde yavaş basamağı bulmuş oldum. Şimdi bize birinci öncül ne demişti? Tepkime derecesinden bahsetmişti. Biz mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısını yavaş basamağa göre yazardık. O halde yavaş basamağa göre hız bağıntısını yazarsam R eşittir K çarpı girenlere göre yazılıyordu arkadaşlar. NO2 çarpı F2 şeklinde yazacağız. Çünkü bu maddeler gaz olduğu için. Yine gaz ve sudalar yer alıyordu. Hem hızda hem dengede katı ve sıvılar yer almazdı ki böyle bir maddemiz yok zaten bizim. Şimdi baktığımız zaman hız denklemi bu. Hız denklemindeki üsler toplamı dereceyi verirdi. 1, 1 daha 2 olacak ve tepkime derecemiz 2'dir ifadesi doğru. İkinci öncül NO2F2 katalizördür. Katalizörler arkadaşlar ilk kez girenlerde karşımıza çıkar. Sonrasında ikinci basamakta üründe kullanılır ve bunlar biri girenlerde bir ürünlerde aynı madde olduğu için birbirini yok eder. Zaten net tepkimede yer almazlar. Baktığımız zaman NO2F2 ilk kez ürünlerde karşımıza çıkmış, sonra girenlerde harcanmış. Yani katalizör değil, bu ara ürün tanımına girmekte. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Tekrar söylüyorum. Katalizör olması için
İlk kez girenlerde oluşup sonra ürünlerde tekrar açığa çıkması lazım ve birbirini yok etmesi lazımdı. Burada ise tam tersi. İlk kez üründe çıkmış, sonra harcanmış. Dolayısıyla bu ara ürün tanımına girmekte. Şuna da dikkat edelim. Bize hızlı olan basamak ikinci adım diye özellikle belirtilmiş. O yüzden hızlıyı ben ikinci adıma yazdım. Hızlı adım birinci adım olsaydı buradaki maddemiz yani az önce götürdüğümüz maddemiz girenlerde yer aldığı için katalizör diyebilirdik. Ama ikinci adım olduğu için ilk kez girenlerde değil ilk kez ürünlerde açığa çıkmıştır. O yüzden ara ürün dedik. Üçüncü öncül ileri yöndeki tepkime hızı bağıntısıyla hesaplanır. Az önce de söylemiştim. Tepkime hızımız mekanizmalı tepkimelerde yavaş basamağa göre yazılır. Zaten bizim bulduğumuz yön ileri yön oluyor. Yani girenlerden ürün oluşum yönü oluyor. Biz hız bağıntımızı bu şekilde bulmuştuk. Burada ise yanlış verilmiş. Üçüncü öncülle bu yüzden yanlış. Cevabımız A şıkkı olacak. Sorumuz asit baz dengesi ile ilgili. Aynı sıcaklıktaki eşit hacim ve derişimli HA, HB ve MOH sulu çözeltilerinin iyonlaşma sabitleri yukarıda verilmiştir. Bu çözeltilerle ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Soruda çözeltilerimizin eşit hacim ve eşit derişimli olduğu belirtilmiş. Öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bir asit için Ka, bir baz için de Kb değerinden bahsediliyorsa o asitler zayıf asit ya da zayıf bazdır. Dolayısıyla bunlar suda %100 yoğunlaşmaz. Zayıf asitlerimiz için kuvvet sıralamasını yaparken Ka değeri büyük olan asidimiz daha kuvvetlidir diyeceğiz. Bazlar için yorum yaptığımızda da Kb değeri daha büyük olan baz daha kuvvetli bazdır. Maddelerimizin formülüne baktığımız zaman HA ve HB maddelerimiz asit, MOH maddemiz ise bazdır arkadaşlar. Şimdi öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül HA'nın iyonlaşma yüzdesi HB'nin iyonlaşma yüzdesinden küçüktür. Şimdi asitlik kuvvetlerini Ka'ya göre sıraladığımızda kimin Ka'sı daha büyük? HB'nin. HB büyüktür. HA diyorum Ka'sından dolayı bu asitlik kuvveti. Peki asitlik kuvveti neye göre belirleniyordu arkadaşlar? Suda iyonlaşma yüzdesine göre. O zaman kuvvetli asidin iyonlaşma yüzdesi daha büyüktür diyoruz. Burada da bahsettik. Kuvvetli asit daha çok iyonlaşır. Bizim HB asidimiz daha kuvvetli olduğu için daha çok iyonlaşacak. Dolayısıyla HA'nın iyonlaşma yüzdesi HB'den daha küçük olacak. Birinci ifadem doğru. İkinci öncüle geçmeden öncelikle üçüncü öncülü yorumlayalım. İkinci öncülde çünkü hesaplama yapacağız. Üçüncü öncül ne demiş? pH'lar arasındaki ilişkiden bahsetmiş. Gençler öncelikle şunu söyleyelim. Bakın eşit derişim demiş. Bu önemli demiştik bizim için. Eşit derişim dendiğinde derişimde diyelim. Asitliği büyük olanın asitlik arttıkça H artı derişimimiz artar. H artı derişim arttıkça ya da asitlik arttıkça aynı şey pH değerim azalır. Şimdi burada baktığımız zaman asitlik kuvveti en büyük olan maddemiz kimdi? Yukarıda zaten Ka'sı daha büyük olduğu için HB demiştik. Asitlik sıralamam HB büyüktür. HA zaten MOH çözeltisi hidroksit iyonu verdiği için suya bazik bir maddedir. Asitlik sıralaması bu şekilde. pH ile asitlik sıralaması arasında ters orantı var. Bakın asitlik arttıkça pH azalıyor. O zaman pH en büyük olan kim olacak? Asitliği en az olan. pH sıralamamız MOH büyüktür. HA büyüktür. HB şeklinde olur. Bizim ifademizde ise MOH'ın pH'ı daha küçüktür demiş. Yani en büyük değildir demiş. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz elendi arkadaşlar. Yine şunu da hatırlarsanız pH 0'a doğru asitlik artar. 14'e doğru bazlık artar yorumunu da yapabiliriz. HB çözeltisinin pH'ı MOH çözeltisinin POH'ına eşittir. Arkadaşlar bunun için öncelikle şu sağ tarafı bir silelim. Soruda bizde HB ve MOH ile ilgili sorduğu için ilk olarak HB ve MOH çözeltilerinin suya verdiği iyonları yazalım. Çözünme denklemlerini yazalım. H artı ve B eksi iyonu verecek. Diğer maddemiz bazımız ise denge tepkimesi şeklinde zayıf oldukları için bu şekilde iyon verecek. Şimdi hepsinin derişimi eşit diye biz bunun derişimini 1 molar kabul edelim. Ne kabul ederseniz edin sorunun cevabı değişmeyecek eşit aldığınız sürece. O yüzden
1 molar kabul ettik arkadaşlar. Bunun başlangıç değişimi 1 molarsa bunun suda ne kadar iyonlaştığını bilmiyoruz. X kadar iyonlaştığını söyleyelim. Aynı şekilde MOH değişimi de 1 molardı. Suda ne kadar iyonlaştığını bilmiyorum. Diyelim ki Y kadar iyonlaşsın. Şimdi bunların denge sabitlerinden yararlanarak X derişimini bulalım ve OH derişimini bulalım. Çünkü biz pH'i nasıl buluyoruz? H artı derişiminin eksi logaritmasını alarak pH'i buluyoruz. OH derişiminin eksi logaritmasını alarak da pOH'ı buluyoruz. Eğer H artı ve OH derişimleri birbirine eşit çıkarsa biz pH ile pOH'in birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani benim burada aslında bulmaya çalıştığım şey X ve Y miktarı eşit çıkarsa o zaman ikinci öncül doğru diyeceğiz. pH ile pOH birbirine eşit diyeceğiz. Çünkü H ile OH birbirine eşit olduğundan dolayı. Asidimiz için iyonlaşma sabitini yazacak olursak ürün bölü girenler yapıyorduk. Yani H artının derişimi çarpı B'nin derişimi bölü HB'nin derişimi. Burada HB'nin derişimini yaparken arkadaşlar iyonlaşan miktar çok az olduğundan dolayı iyonlaşan miktarı ihmal ediyoruz. Direkt buraya HB'ye 1 alacağız. Şimdi yerine yazmış olalım HB için. HX B'de X burası ne oldu? X kare bölü HB'yi 1 alacağımızı söyledik. Buradan KA değerimiz kaç verilmişti bize? HB için 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir X kare geliyor arkadaşlar. Buradan x derişimimiz yani h artı derişimimiz x h artı derişimiyle kök 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 2 şeklinde çıkıyor. Her iki tarafın karekökünü aldığımda bu ifade gelecek. Aynı şekilde bazımız için de denge sabitini yazalım. M derişimi çarpı OH derişimi bölü MOH derişimi. Yine burada yerine yazacak olursak iyonlaşan miktarda ihmal edecek. M dediğimiz Y, OH dediğimiz de Y. Biz OH'ı bulmaya çalışıyoruz. Üst taraf Y kare geldi. Bölü MOH'a da 1 dedik. Dediğim gibi iyonlaşan kısmı ihmal ettik. Aynı HB'de olduğu gibi zayıf olduklarından dolayı. Burada da KB'yi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 vermiş. Bakın aynı ifade geldi. Burada da Y kare 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 oldu. Y değerimiz ne çıktı? Her iki tarafın karekökünü alırsak yine kök 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 2 çıktı. Bakın x derişimi ile y derişimi yani h artı derişimi ile oh derişimi eşit olduğundan dolayı ikisinin de eksi logaritma değerlerini aldığımız zaman pH ile pOH'ları birbirine eşit çıkacak ve ikinci ifadem de doğru olacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Sorumuz asit-baz dengesi ile alakalı. Yukarıda denklemleri verilen 1 ve 2. tepkimeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor? Tepkimeleri incelediğimiz zaman 1. tepkimede birbirinin konjüge asit-baz çifti olan maddelerden H2S ve HS var. 2. tepkimede ise sadece HS'nin suda çözünme denklemi verilmiş. İlk olarak 1. tepkimedeki konjüge asit ve bazları belirleyelim. Ne demiştik? Proton veren yani H artı veren madde konjüge asit derdik. H artıyı alan madde ise arkadaşlar konjüge bazdır. Tepkimeye baktığımız zaman H2S'miz HS'ye dönerken bir tane H artı vermiş. H artı miktarı eksilmiş. O zaman bu konjüge asittir. A1 diyelim. Dönüştüğü madde ise arkadaşlar bunun eşleniği oluyor. Yani B1 oluyor. Tersten düşünürseniz de bakın HS H2S'ye dönüşürken H artı almış gibi yorumlayabilirsiniz. O zaman H2S ve HS birbirinin konjüge asit bazı. İkinci tepkimede ne olmuş? Bu H2S'ye karşı baz gibi davranan maddenin suda çözünme denklemi verilmiş. Buna dikkat ediyoruz. Peki buradaki birinci tepkimedeki diğer çiftimiz ne? Bunu da yazmış olalım. H2O, H3O artıya dönüşürken ne yapmış arkadaşlar? Bir tane proton almış. O yüzden bu ise yani H2O ise baz oluyor. İkinci bazım olduğu için B2 yazdım. Bu da burası baz 2 ise mecburen A2 olacak. İkinci asit baz konjüge çiftim arkadaşlar. Tam tersi olarak da düşünerek sağlamasını yapabilirsiniz. H3O artı H2O'ya dönüşürken bir tane hidrojen vermiş oldu. Hidrojen verdiğinde de asit olur diyoruz. Peki ikinci tepkimeyi de kendi içinde yorumlayalım. İkinci tepkimede asidimiz kim? Bakın HS
dönüşürken bir tane hidrojen vermiş. O yüzden burada A1 diyorum. Buradaysa ne olacak? Bunun konjügesi eşleniği mecburen B1 olacak. Burada H2O, H3O artıya giderken bir tane hidrojen aldığı için B2 diyoruz. İkinci baz çiftim. Bu da ikinci asit çiftim oluyor. Mecburen B2 diyorsam A2 diyeceğim buraya da. Şimdi soruyu yorumlayalım. A şıkkı. Birincide H2S'nin konjüge bazı HS'dir. Evet, H2S'nin konjüge bazı HS'dir. A şıkkı doğru. B şıkkı KA1 büyüktür KA2. Gençler şöyle bir kuralımız var. Bir kez bir asitle ilgili KA değerinden bahsediyorsak o asit kesinlikle zayıf asittir. KA değerinden bahsediyorsak. Yani %100 suda iyonlaşmıyor anlamına gelir bizim için. Suda %100 iyonlaşan asitlerde KA değerinden bahsedilmez. Zayıf asitlerde asitlik kuvveti sıralanırken yani suda iyonlaşma yüzdeleri sıralanırken KA'sı büyük olan asidimizin kuvveti daha büyüktür diyoruz. Suda daha çok iyonlaşır anlamına gelir. Çünkü asitlerde kuvvetlilik ne demek? Suda iyonlaşma oranı. %100 iyonlaşanlar daha kuvvetli. Şimdi burada baktığımız zaman KA1 ve KA2 neyi ifade ediyor? KA1 H2S'nin sabitini, KA2 ise HS'nin sabitini. Dikkat ederseniz H2S, HS'ye karşı ne gibi davrandı? Asit gibi davrandı. Dolayısıyla asitlik kuvveti için biz H2S daha büyüktür HS iyonuna göre. Çünkü bakın HS'ye karşı asit gibi davrandı dediğim gibi. Asitlik büyükse şu üstteki kurala göre de H2S'nin asitlik sabiti olan K1 büyüktür HS'nin asitlik sabiti K2'den yorumunu yapacağız. B şıkkı da doğru oldu. C şıkkına geldik. Birinci ve ikinci de H2O baz gibi davranmış. Baktığımız zaman arkadaşlar H2O birinci tepkimede bazdı. İkinci tepkimede yine baz. C şıkkı da doğru. D şıkkı HS eksi iyonunun birincide baz gibi ikincide asit gibi davranmıştır diyoruz. Baktığımız zaman yine HS iyonumuz B1 demişiz. Birinci tepkimede baz gibi davranmış doğru. İkinci tepkimede de asit gibi A1 demiştik davranmış. Hatta bu madde bu şekilde davrandığı için amfoter bile denilebilir. Yani aside karşı baz, baza karşı asit gibi davrandığından dolayı. D de doğru. E şıkkına geldik. İkinci de HS eksi iyonu ve sülfür iyonu proton veren maddelerdir. Proton veren ne demekti? Bakın şurada tanım yapmıştık. Asit demekti. Yani diyor ki hem HS eksi ikinci tepkimede hem de sülfür iyonu asittir. Baktığımız zaman HS için asit dedik evet. Ama sülfür iyonu için baz dedik. O yüzden burası yanlış oluyor sülfür için söylenilen ifade. Bize de yanlış sorulduğu için cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Sorumuz kimya ve elektrik ünitesinden gelmiş elektrolizle ilgili iki tane bilgi verilmiş bize. Bu bilgilere göre X, Y ve hidrojenin yükseltgenme potansiyellerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir? Yükseltgenme neydi? Elektron verme eğilimiydi. Bize verilen bilgilere bakalım. Birinci bilgide erimiş demek arkadaşlar sıvı halleri ortamda su yok dikkat. XCl ve YCl tuzlarının aynı kapta elektroliz yapıldığında karışımdaki X artı derişimi zamanla azalıyor. Şimdi elektroliz kabımızda iki sıvı da aynı anda bulunuyor. Bunlar elektroliz başladığında anot ve katotta iyonlarına göre ayrılacak. Anyonlar anota, katyonlar katoda gidecek. Tekrar söylüyorum. Anyon olanlar anota, katyonlar katota gidecek. Hatta yazalım. Bu tuzların sıvı hallerinde tek anyonumuz var. O da klor. O halde anotta klor açığa çıkacak. Klor gazı açığa çıkacak. Tabii anotta ne oluyor? Yükseltgenme tepkimesi oluyor. Onu da söyleyelim. Katotta ise indirgenme tepkimesi gerçekleşecek. Kuralımız I2 kuralı. Anotta yükseltgenme olur, katotta indirgenme olur şeklinde ezberleyebilirsiniz. Katotta o zaman yarışacak iyonlarımız kim? X artı ve Y artı iyonları. Buradaki artı bir olduğunu nereden anladık? Zaten X artı demiş. Y ile ilgili de klorla yaptığı bileşikte klor eksi 1 ise Y artı 1 olacak. Bize soru ne demişti? X artı derişimi zamanla azalıyor demişti. X artı derişiminin azalması için katottaki tepkimede
X artının indirgenmesi gerekiyor arkadaşlar. Hatta bu tepkimeyi de yazalım. Suda bulunan X artı iyonları bir elektron alarak X katısına dönüşecek. Katısına dönüştüğünde de metal olduğunu anladığım için iyonik bir bileşik. Metaller ne yapıyor? İyonik bileşiklerin katyonunu oluşturmaktaydı. Dolayısıyla burada X artı derişimi azaldığına göre X artının neyi daha büyüktür? İndirgenmesi büyüktür. Çünkü katotta indirgenme gerçekleşir. Bize soru ne demişti? Yükseltgenme eğilimi demişti. Şöyle yazalım. X büyüktür Y indirgenme açısından. İndirgenmenin anlamı da neydi arkadaşlar? Elektron alma demekti. Bize soru elektron vermeyi, yani yükseltgenmeyi sorduğu için bunun tersini alacağız. Y büyüktür X diyeceğiz. Birinci kuraldan bunu anladık. Y büyüktür X çıkardık. Neye göre arkadaşlar? Yükseltgenmeye göre çıkardık. İkinci öncüle bakalım. İkinci bilgiye bakalım. XCl'nin sulu çözeltisi. Bakın sulu çözeltisi dediğimde yine elektrolit sırasında anot ve katotta iyonlarımız yarış halinde. Anotta anyonlar yarışacak. Sulu çözelti dediği için ortamda sudan gelen H artı ve OH eksi iyonları da mevcut. O zaman bizim çözeltimizdeki iyonlar kimlerdir anotta? Hidroksit iyonları, bir de XCl tuzundan gelen klor anyonu olacak. Katotta da sudan gelen H artı ve tuzumuzdan gelen X artı iyonları yarış halinde olacak. Peki bize devamında ne denilmiş? Elektroliz edildiğinde çözeltinin pH'ı artmaktadır deniliyor. Çözeltide pH'ın artması için arkadaşlar H artı derişiminin azalması lazım. Tekrar söylüyorum. pH artması için H artının azalması lazım. Yani H artının açığa çıkması lazım. Yarışı H artı kazanır. Bunu da şöyle yapıyoruz. H artı derişimi azaldıkça asitlik azalır. Asitlik azaldıkça da pH ne oluyordu? Artıyordu. pH'ın artması için dediğim gibi H artının azalması lazım. Yani katotta H artı indirgenmesi lazım diyoruz. Şurada da tepkimesini yazmış olalım. H artımız indirgendiği zaman H2 gazına dönüşecek. Tepkimeyi denkleştirmek için buraya da 2 yazarız. 2 tane de elektron alır. Tepkimesi de bu. Yani H artı azalıp gaza dönüşüyor. Peki H artı azaldığına göre burada katotta yarışı kim kazandı? H artı kazandı. Yani bunun indirgenme yorumu arkadaşlar nasıl olacak? H artı büyüktür. Kime göre? X artıya göre. Neyde? İndirgenmede. Bize soru yükseltgenme sorulduğuna göre bunun tersini yazacağız. Yani X büyüktür H diyeceğiz yükseltgenmesi için diye. Bunları toparlarsak en büyük kim çıktı arkadaşlar yükseltgenme olarak? Y, sonra X, sonra H çıktı. Bu öncül şıklardan C şıkkında oluyor ve cevabımız C şıkkı oluyor. Unutmayın, katotta indirgenme olacak, anotta yükseltgenme olacak. A2 kuralı geçerliydi. Organik bileşiklerle ilgili bir sorumuz. Bileşiğinde X ve Y grubu için belirtilen maddeler yerlerine yazılırsa aşağıdaki bileşik adlandırmalarından hangisi yanlış olur denilmiş. Tek tek denememiz gerekecek arkadaşlar. A şıkkı için yorumluyoruz. Buraya H bağlarsak, Y yerine de CH3 bağlarsak, şurası da CH3 olsun. Biz isimlendirme yaptığımız zaman, bakın burada bileşiğin ismi yaygın adlandırması verilmiş, izobutan demiş. Yaygın adlandırma olması için ne olacaktı? Ana zinciri seçtikten sonra ikinci karbonumuza bir tane metil bağlıysa izo önekini alırdı ve toplam karbon sayısına göre adlandırırdı. Toplamda 4 tane karbon olduğu için izobutan derdik. A şıkkımız doğru olacaktı. B şıkkına geçelim. A'daki maddeleri siliyorum. B şıkkında ne demiş? X yerine OH koyalım. Y yerine C2H5 koyalım. İsimlendirmeye bakıyorum. Neopentil alkol. Yani yine bir yaygın adlandırma. Baktığımız zaman arkadaşlar OH'ın bağlı olduğu karbon nasıl bir karbona bağlı? Tersiyer bir karbona bağlı. Nereden anlıyorum? OH'ın bağlı olduğu karbon 1, 2, 3 tane R grubuna bağlı. 3 tane karbona bağlı. 3 tane karbona bağlı olduğu zaman bu karbon bu durumda tersiyer olur arkadaşlar. Ve tersiyer karbona bağlı olduğunda biz ona neo izo diyemeyiz. Çünkü neo izo
örneklerini kullanabilmek için bağlı olan karbon, OH'ın bağlı olduğu karbonumuz arkadaşlar, primer karbona bağlı olmalı. Buradaki doğru isimlendirmemiz tersiyer pentil alkol olacak. Buradaki pentil 5 karbondan dolayı 1, 2, 3, 2 daha 5. Yani bu ifade bu şekilde yanlış oluyor. Doğrusu tersiyer pentil alkol olmalıydı. Bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız B şıkkı. Peki neopentil alkol nasıl yazılır diyenler için önce neopentili yazalım. İkinci karbonda iki tane CH3 olacaktı arkadaşlar. Şuraya da CH3 diyelim. Ve primer karbona OH bağlı olması gerekiyordu. Bakın OH'ın bağlı olduğu karbon primer ve ikinci karbonda iki tane metil var. Neo dedik. Zaten biz bunu böyle yazdığımız zaman ikinci karbonda iki tane metil bile olmuyor. Çünkü bizim ana zincirimiz şöyle oluyor arkadaşlar. İkinci karbonda bir tane metil bağlı zaten. Yani burada neo olmadığını da anlayabilirdiniz. Dediğim gibi OH'ın bağlı olduğu karbon tersiyer karbonsa o zaman biz izoneo O2'ni kullanamayız. Burada baktığımız zaman tersiyere bağlı 1, 2, 3 tane karbona bağlı olduğundan dolayı tersiyer dedik toplam 5 karbon olduğu için tersiyer pentil alkol diyecektik. Diğer şıkları da yorumlayalım arkadaşlar. Şunları yine siliyorum. C şıkkında X yerine C2H5 yazalım demiş. Y yerine de baktığımız zaman bu izopropil grubu arkadaşlar. 3 karbonlu ve ortadan bağlı izopropil diyebiliriz. Şurada işte CH, CH3, CH3. İsimlendirmeye baktığın zaman yupak isimlendirmesini vermiş bana. Ne yapacağız? En uzun zinciri seçeceğiz. Bakın en uzun zincirim şöyle şu grup. 2, 3, 4, 5 tane karbondan oluşuyor. Düz seçseydik 1, 2, 3, 4 olacaktı. Ya da 1, 2, 4 olurdu. 1, 2, 3, 4 olurdu. 1, 2, 3, 4. En uzunu bizim yaptığımız gibi. Şimdi ana zincire numara vereceğiz. Numara verirken ne yapıyorduk? Dalın yakın olduğu uçtan başlıyoruz. Sağdan verirsek bakın şu gruplar dal. Şöyle yuvarlak içine aldıklarım dal oluyor. Ana zincirin dışında kalanlar. Sağdan başlarsam dalım ilk dalım yani 2'ye bağlı. Aşağıdan başlarsam bakın burada 2 karbon olduğu için bunu 2 tane sayacaksın. 2, 3. karbona bağlı dal burada. Sağdan gittiğimde ise 2. karbona yani böyle gitmem dalların daha küçük numara almasını sağlıyor. Burada 2 karbon olduğu için 4 ve 5'i birlikte yazıyorum. Dalları adlandırdığımda önce dalları söylüyorduk. 2'ye bağlı, 3'e bağlı. 2, 3. Bakın 3'e 2 tane dal bağlı. 2, 3, 3. Trimetil. Aynı grup bağlı olduğu için trimetil. Ana zincirimde 5 karbonlu olduğu için pentan diyorum. Yupak adlandırmada ne yapıyorduk? Ana zincire göre alkanın adını söylüyordum. Pentan diyorduk. Burada da 2, 3, 3 trimetil pentan dedi. Doğru oldu. Yine siliyorum bu kısmı D şıkkını yorumlamak için. D şıkkında X yerine CH3 bağlamışız. Y yerine de etoksi grubu bağlamışız. Şöyle diyelim C2H5. Şimdi bu bileşik bir eter bileşiği oldu. ROR yapısında. Baktığımız zaman yaygın bir adlandırma yapmış. Eterleri adlandırırken arkadaşlar alkil grupları alfabeye göre söylüyoruz. Bakın şu soldaki grup buradaki karbon yine 1, 2, 3 karbona bağlı olduğu için şu gruba biz 3 karbona bağlı olduğu için tersiyer diyorum. Toplamda 4 karbon olduğu için tersiyer bütün diyeceğim. Şu C2H5 de etil. E harfi T'den önce geldiği için önce etili söyleyeceğiz. Etil, tersiyer, bütil, eter diyoruz. Burada da etil, tersiyer, bütil, eter dedik. Eter formülü tekrar söylüyorum. ROR yapısında. D şıkkı da doğru oldu. Yine siliyoruz E şıkkını yorumlamak adına. E şıkkında yine X yerine CH3 bağlıyoruz. Y yerine C2H5 bağlıyoruz. Burada baktığım zaman yaygın adlandırma neo öneki gelmiş. İkinci karbona iki tane metil bağlı ve toplamda 1, 2, 2 de buradan 4, 5, 6, 6 karbon olduğu için ikinci karbonda iki tane metil bağlı olduğu için neo heksan diyeceğiz. Bu şekilde E de doğru. Tek yanlış şıkkım B şıkkıydı. Yukarıda verilen A ve B molekülleri ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. X için hidrojen ve Y için metil grubu ise CH3 ise genel formüller aynı olur denilmiş. X gördüğüm yere hidrojen yazdığımda, Y gördüğüm yere de CH3 yazdığımda
A ve B bileşiklerin sınıflarına bakarsak arkadaşlar, A bileşiği bir aldehit sınıfı bileşik oluyor. Bakın şu yapı bize aldehitliği temsil ediyor. Aldehit diyoruz. B yapısı da R karbonil R grubu, yani R O R grubu şeklinde olan keton sınıfı bileşikleri ifade edecek. Aldehit ve ketonların genel formülü CnH2nO şeklinde yazılmaktaydı. Dolayısıyla X ve Y'nin genel formülü aynıdır diyebiliriz. Aldehit ve keton olduğundan dolayı. B şıkkını yorumlayacağız ama öncelikle şu kısmı silelim. Bileşiklerin orijinal hallerini görmüş olalım. B şıkkında X için OH, Y için hidrojen ise A, B'nin yükseltgenme ürünüdür. Şimdi bu yapıda şu A şıkkı için geçerli öncülümüzdü. B şıkkı için konuşuyoruz. Bu yapıda A bileşiği bu şekilde olduğu zaman şu karboksil grubun içerdiğinden dolayı bir karboksilik asitleri diyeceğiz. B bileşiğimiz ise bir önceki A şıkkının X bileşiği gibi olduğu hidrojen bağlandığında, yani şu yapı bize ne yaptı? Bu bileşiğin aldehit olduğunu gösterdi. Arkadaşlar karboksilik asitler aldehitlerin yükseltgenme ürünüdür. Aldehitler yükseltgendiğinde karboksilik asit oluşur. Dolayısıyla A, B'nin yükseltgenme ürünüdür ifadesi de doğrudur. C şıkkını yorumlayalım. Yine şu bölümü siliyorum. C şıkkında X için NH2, Y için ise OH olsun denilmiş ve her ikisinde de moleküller arasında hidrojen bağı etkindir. Yine C şıkkında oluşacak bileşik sınıflarını da yazalım. Bu şekilde oluşan bir bileşikte, yani açil dediğimiz şu gruba NH2 bağlandığında oluşan bileşik sınıfı amit dediğimiz sınıflardır arkadaşlar. Diğer bileşiğimiz ise şurada yine karboksil grubu olduğundan dolayı karboksilik asittir diyoruz. Şimdi burada bize ne demiş? Her ikisinde moleküller arasında hidrojen bağı etkindir. Hidrojen bağı olması için ne demiştik? Hidrojen artı fon grubu olması lazım. NH2'de hidrojen ve fon grubu olduğundan dolayı hidrojen bağlı moleküllerdir diyebiliriz. Yine karboksilik asitte de hidrojen artı fon grubu içerdiğinden dolayı karboksilik asit de hidrojen bağı içerir deriz ve C şıkkı da doğru olur. Tekrar söylüyorum, hidrojen bağı için hidrojen artı flor, oksijen ya da azot grubundan birisi molekülde bulunmalı ve bunlar birbiriyle etkileşim içinde olmalıdır. D şıkkı yine siliyoruz. X için OH, Y için ise OCH3 yapısı olduğunda A ve B birbirinin fonksiyonel grup izomerisidir. Öncelikle D şıkkında oluşan bileşik sınıflarından bahsedelim. A bileşiği bakın yine karboksil grubu olduğundan dolayı karboksilik asit. B sınıfı bileşik ise ester yapısına sahip bileşik diyoruz arkadaşlar. Esterler de R, C, O, OR tarzında bir yapı bulunur. Burada bileşiğimiz ester olacak. Şimdi normalde karbon sayıları eşitse karboksilik asit ve esterler birbirinin fonksiyonel grup izomerisidirler. Bakalım karbon sayılarımız eşit mi? Soru bize ne demişti? Bakın alkil grupları aynı karbonludur demiştir. Aynıdır demişti. Şimdi buraya birbirini götürdü. Geriye şu yapıda bir karbon var. Bizim bu yapımızda iki karbon var. Dolayısıyla esterdeki karbon sayısı karboksilik asitten daha büyük olacağı için bunlar tam olarak izomerliğin ana kuralı olan kapalı formül aynı, açık formül farklı kuralını ihlal ettiğinden dolayı, yani kapalı formülleri aynı olmadığından dolayı fonksiyonel grup izomerisidirler diyemeyiz. Dolayısıyla D şıkkı yanlıştır ve cevabımızdır. Bunların fonksiyonel grup izomerisi olabilmesi için ne olacaktı? Karbon sayıları aynı olması gerekiyordu. Yani bizim bileşiklerimizde bu halinde ester sayısındaki karbon sayısı karboksilik asitten bir fazladır. Dolayısıyla bunlar birbirinin izomeri değildir arkadaşlar. E şıkkını da son olarak yorumlayalım. Yine silmiş olalım bileşiğimizi. E şıkkında da X için klor, Y için brom ise demiş. Aynı koşullarda kaynama noktaları arasındaki ilişki. Arkadaşlar burada A ve B grubu iki durumda da açil halojenür ismini alıyor. Birinde halojen olarak klor bağlanmış, diğerinde brom bağlanmış. Her iki molekülümüz de polar moleküldür. Polarlarda molekül ağırlığı büyük olanın kaynama noktası daha büyüktür.
Molekül ağırlıklarına baktığımız zaman zaten şuraya eşit. Karbonil grupları da birbirini götürdü. Klor ve brom belirleyici. Klorun proton sayısı 17, bromun 35. Biliyorsunuz ki kütleyi belirleyen en büyük özelliklerden biri protondu. Protonu büyük olanın kütlesi de büyüktür diyebiliriz nötronları ile beraber. Dolayısıyla brom elementi klordan daha ağır olduğundan dolayı B maddemizin molekül ağırlığı A'dan daha büyüktür. Dolayısıyla kaynama noktası da daha büyüktür deriz. E şıkkı da doğru olur. Cevabımız D şıkkıydı. Çünkü D şıkkındaki gibi bir durum söz konusuyken ne oluyordu? Kapalı formülleri aynı olmadığından dolayı bunlar birbirinin izomeri olamazlardı. Eğer karbon sayıları aynı olsaydı bu iki bileşik birbirinin fonksiyonel grubu izomerisi olabilirdi. Sorumuz organik bileşiklerle ilgili yine izopropil asetat esterinin suyla hidrolizi sonucunda oluşan karboksilik asit ve alkol çifti hangi seçenekte doğru verilmiştir? Öncelikle esterlerin genel formülünü bir inceleyelim. Çok önemli bu arkadaşlar. C karbonil O R grubundan oluşuyordu. Bildiğiniz üzere esterler karboksilik asit ve alkollerin birleşimi sonucunda oluşuyordu. Buradaki açil bölümü karboksilik asitten geliyordu. Biz bu karbonile R bağlanmış gruba da açil diyorduk bu arada. Açil. OR kısmı da alkolden gelen kısımda. Şimdi baktığımız zaman ester bileşimimizin ismine yaygın bir isimlendirme kullanılmış. Bu isimlendirmede ne yapıyorduk? Önce alkil grubunu söylüyoruz. Yani şuradaki alkolden gelen R grubunu söylüyoruz. Hatta OR diyelim. OR grubunu söylüyoruz. Daha sonra karboksilik asitten gelen yaygın ismin İç asit yerine bu ifadeyi çıkararak at ekini getiriyoruz. Mesela burada asetat dediğine göre asetik asitten sirke asidi diye bildiğimiz iç asit ekini çıkardık. Bakın çıkardık. At olarak ekledik. Yani bu bileşikte karboksilik asidimiz kimdir? Asetik asidimiz. İki karbonlu karboksilik asidimiz şu. Hatta biz bu yapıyı nasıl yazıyorduk? CH3, COOH diye yazıyoruz. Alkolden gelen kısım ise neymiş arkadaşlar? İzopropil kısmıymış. Yani izopropil alkol olacak. Elimizde bildiğiniz üzere propile, 3 karbonlu propil bileşiğimize ortadan bağlı olduğunda OH izopropil alkol oluyordu. 1, 2, 3, 4 bağ yaptı. İzopropil alkolün yazılışı da bu şekilde olacak. Yani alkolümüzdeki OH ortadaki karbona bağlı olacak. İzopropil alkol bu şekilde yazılmaktaydı. Şıklara baktığımız zaman asidimizin iki karbonlu olduğunu arıyoruz. A şıkkı gitti. Burada yine gitti. Evet, iki karbonlu asidimiz. Burada yine iki karbonlu bir asidimiz var. Burası da gitti. Alkole bakıyoruz. İzopropil alkol nerede? İkinci karbona OH bağlı bakın. Cevabımız C şıkkı. Buradaki alkolümüz ise arkadaşlar propil alkol, izo değil. İzo olması için ne dedik? Propilin ortadaki karbonuna OH bağlı olması lazım. Yani ortadaki karbon şu, ortadakine OH bağlı olmalı dedik. Cevabımız C şıkkı oldu. Demek ki arkadaşlar esterler asidik ortamda suyla parçalandığında kendini oluşturan karboksilik asit ve alkollere parçalanıyorlar. Burada asidik ortam önemli. Bu arada esterlerimiz bazik ortamda hidroliz olursa da sabunlaşma tepkimesi verirler. Bazikliği sağlayan sodyum hidroksit ise beyaz sabun, potasyum hidroksit ise de Arap sabunu oluşur. Bu bilgiyi de verdik. Tekrar söylüyorum. Esterler bazik ortamda hidroliz olursa, suyla parçalanırsa da sabunlar oluşur. Onu da yazalım. Sabunun bazik olduğu aklınıza gelsin. Oradan esterlerin bazik ortamda hidroliz sonucunda sabun bileşikleri oluşur diye yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada organik kimyada sıkıntı yaşıyorsanız Kimya Köyü ders kanalımızdan organik kimya videolarını da inceleyebilirsiniz. Modern biyoteknoloji uygulamaları içerisinde yöntemlerinden hangileri yer alır? Modern biyoloji neydi arkadaşlar? Bilimsel yöntem ve tekniklerle hayvan, bitki, mikroorganizmaların yapıları kültür ortamında değiştiriliyordu ve yeni ürünler oluşturulması söz konusu oluyordu. Bakın tür içi ve türler arası melezleme güçlü bireyler elde etmek için kullanılabilir. Poliploidi 3N ve üzerinde kromozoma sahip canlılar oluşturmak yöntemidir.
Yapay döllenme seçilmiş spermlerin seçilmiş yumurtalarla laboratuvar ortamında döllenmesiydi. Gen aktarımı, klonlama, gen klonlaması gibi kavramlar biyoteknolojinin alanındaydı. Cevabımız E seçeneği. Aynı tür içerisinde görülen kalıtsal farklılıklara varyasyon adı verilir. Buna göre numaralı olaylardan hangileri kalıtsal varyasyona neden olmaz? Varyasyon çeşitlilik de çeşitlilik mutasyonlarla, crossover'la, eşeğil üreme, döllenmeyle sağlanabilir de ama modifikasyon arkadaşlar bir çeşitlilik değildir. Modifikasyon kişiyi ilgilendirir. Genlerin yapısı değil. Burada neyi değişiyordu arkadaşlar? İşleyişi değişiyordu. Yani bronzlaşmak mesela bir modifikasyondur. Bronzlaştığınızda çocuğunuz bronz doğmaz. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki grafikte bir bitkinin atmosfere verdiği oksijen miktarının zamana bağlı değişimi. Oksijen azalmış, burada artmış. Oksijen sonuçta vermiş değil mi arkadaşlar? Fotosentez var. Solunumda zaten 24 saat olacak. Bitkide T2 zaman diliminde şurada hangileri mitokondride gerçekleşir? Bakın hücresel solunum zaten mitokondri yani sitoplazmada başlar, mitokondride devam eder. Işığın etkisiyle suyun fotolizi arkadaşlar fotosentezdir, kloroplastta olur. Karbondioksit harcanması fotosentezdedir, kloroplastta olur. NAD'ın indirgenmesi, NAD'dan NADH oluşumu hem mitokondri içerisinde hem de sitoplazmada olabilir. Bakın fotosentezde neydi? NADP'ydi, NAD değildi. Cevabımız ne oldu? 1 ve 4. Şekilde santral dogma olayı gösterilmiş. X, Y ve Z olayları için ifadelerinden hangileri doğrudur? X nedir arkadaşlar? Replikasyon yani DNA'nın kendine eşlemesiydi. Burada oluşan bir hata oğul dölleri aktarılabilir. Eşir hücresinde olduğunu düşünün mesela. Y olayımız transkripsiyon yani DNA üzerinden RNA sentezlenmesiydi. Y'ye translasyon demiş 3. madde. Hayır. Z olayı translasyon yani amino asitlerden protein sentezi yapılacak. Dolayısıyla Z'de deoksiribonükleotidler harcanmıyor, amino asitler harcanıyor. Deoksiribonükleotidler X'te harcanır. Doğruyu sormuş. Cevabımız yalnız 1. Kan akış hızının değişimi verilmiş. X, Y ve Z damarları ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın akış hızı en fazla atar damar, sonra kılcal damarda en az olacak toplar damar. Bakın A, K, T şeklinde yazıyorum. Neden kılcal damarlarda akış hızı minimum oluyor? Çünkü total çapa baktığınız zaman bakın atar damar bu, kılcal damar bu, toplar damar bu. Baktığınız zaman çap arttığı zaman hız ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. O yüzden kanın akış hızı en fazla atar damarda en az kılcal damarda olacak. Şimdi kalbin kulakçıklarına kimler kan getirir arkadaşlar? Toplar damarlar kan getirir. Mesela bu akciğer toplar damarı oksijen bakımından zengin kan getirirken bu da işte üst ana toplar ya da alt ana toplar damar karbondioksit bakımından zengin kan getirir. Yani kalbin kulakçık kısmına X damarları getirmez. Z damarları getirir. Çünkü X atar damar. Y damarı vücutta en fazla toplam çapa sahiptir. Y damarı dediğimiz şey kılcal damar. Bakın toplam çapı en fazla olan kılcal damar. Z damarında kanın ilerlemesinde iskelet kasları etkilidir. Z damarı toplar damardır. Yer çekimi etkilidir. İskelet kası etkilidir arkadaşlar. Kalbin kasılma hızı etkilidir. Diyafram hareketi etkilidir. Göğüs içi hacmin, basıncın değişmesi etkilidir. Yani toplar damar içerisinde kanın akışına etki eden faktörler de bu saydığım. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacak. Işıklı ortamda tutulan bir su bitkisini ideal şartlarda molekülleri verilerek yeterli süre bekletiliyor. Bunlara nerede rastlanır demiş. Bir kere fotosentezin net reaksiyon denklemini yazalım. Tamam. Tepkimeyi denkleştirmiyorum. Bakın T1 zaman diliminde karbonu işaretlenmiş karbondioksit veriyorum. Bu nereye gidecek arkadaşlar? Besine gidecek. O zaman işaretli karbona fotosentez ürünü olan besin de rastlayabilirim. Şimdi ikinciye bakalım. T2 zaman diliminde oksijeni işaretli su verilmiş. Oksijeni işaretli su, suyun oksijeni nereye gidiyordu? Atmosfere. T2 zaman diliminde işaretli oksijene fotosentez sonucu oluşan oksijende rastlanabilir. Peki, bu da tamam. T3 zaman diliminde hidrojeni işaretli. Peki bu da H2 olsun. H2 olsun. H2O'nun hidrojeni nereye gidiyordu arkadaşlar? Besine. T3 zaman diliminde işaretli hidrojeni glikoproteindeki glikozda rastlanabilir. Evet, önce glikozdur. Sonra bu proteinle birleşmiş glikoprotein oluşmuştur.
O zaman cevabımız ne oldu? E seçeneği. Bir bitkide bulunan bazı kısımlar harflerle gösterilmiş. Lentzel, Hydatod, Stoma. A, B ve C kısımlarla ilgili olarak hangileri yanlıştır demiş. Bakın lentiseller ve stomalar gaz alışverişi yapar, terleme yapabilirler. Doğru. B ve C açılıp kapanabilir. Hydatod hep açık yapı arkadaşlar. Kısilemle bağlantılı bir yapı burası. Hep açık, açılıp kapanamaz. B, gutasyon ile bir miktar mineral dışarı atabilir. Evet, hava neme doygun olduğu zaman arkadaşlar bitki terlemekte zorlandığında damlama yoluyla suyu hidadotlardan atar. Bu olaya gutasyon denir ve su bir miktarda mineral sürükler yanında. Cevabımız ne oldu? Yalnız 2. Sağlıklı bir insanın nefron kanalları gösterilmiş. Buna göre nefronda hangi iki bölgede suyun geri emilimi gerçekleşmez demiş. Şöyle bir büyütelim. Bakın glomerus kılcallarından basınçla Bowman kapsülüne ve oradan proksimale su gönderilir. Dolayısıyla bir de geri emilim gerçekleşmez. İnen kol, Henle kulbunun inen kolu suya geri emilimini yapardı. Ancak çıkan kol suya geçirgen değil, mineral geri emilimi yapardı. 4 de suya geçirgen değil, yani suyun geri emilimini yapmaz. O yüzden cevabımız 1 ve 4 olacak. Kalp kasında gözlenen bazı özellikler verilmiştir. Buna göre kalp kasına ait verilen özellikleri düz kas ve çizgili kasa benzeyen yönleri. Bakın bantlaşma çizgili kasa benzer. Otonom sinir sistemi düz kasa benzer. Aktin ve miyozin hepsinin ortak özelliği çizgili de düz de kalpte. İstemsiz olarak çalışma düz kasa benzer. Şimdi çizgili ne oldu? 1 ve 3 oldu. Düz ne oldu? 2, 3 ve 4 oldu. Cevabımız C seçeneği. Şekilde bir insana ait soluk alıp verme sürecinde belli bir zaman dilimi göstermiş. Bakın diyafram düzleşmiş. Diyafram kasının düzleşmesi demek soluk alma demek arkadaşlar. Diyafram kası düzleştiğinde göğüs hacmi artar, göğüs basıncı azalır, hava içeri dolar. Bu sırada karın hacmi azalır, karın basıncı artar. Şimdi yorumlayalım. Göğüs boşluğu genişler demiş. Doğru. Akciğerlerdeki hava dışarı verilir. Bu süreç nefes almadır, nefes verme değildir. Akciğer basıncı düşer. Doğru. Karın boşluğunun hacmi azalır. Doğru bir ifade. Cevabımız D seçeneği. Soru bize protein sentezinin aşamalarını soruyor. Bakın protein sentezinde bir DNA'mız var diyelim. Bakın şu şekilde. DNA'mızın ilgili gen bölgesinin şurası olduğunu düşünelim. İşte o ilgili gen bölgesi arkadaşlar ne oluyor? Açılıyor. Tamam mı? Burada bir kalıp bir de kalıp olmayan zincirimiz var. Kalıp zincirden ne sentezleniyor? mRNA sentezleniyor. Şöyle mRNA diyelim. Sonra o mRNA gidiyor arkadaşlar sitoplazmaya. Küçük alt birime bağlanıyor. Sonra bu küçük alt birime bağlandığını gören tRNA'lar amino asit getiriyor. Büyük alt birim bağlanıyor ve protein sentezi teorik olarak başlıyor. Şimdi bakın DNA'nın protein sentezi için şifre veren kısmı açıldı. Kalıp ipliğinden mRNA sentezlendi. Güzel. Ve bu mRNA sitoplazmaya gitti. Sitoplazmaya gidince bakın tRNA hazır amino asitlere bağlanmış, uygun amino asitleri yakalamış. Doğru mu? Ribozoma getirdi. Ribozomun büyük alt birimine. Sonra bir başka tRNA daha gelmeli ki en az iki amino asit arasında bir bağ oluşur değil mi arkadaşlar? Ve peptit bağ oluşsun. Peptit bağını nasıl oluştuğunu hatırlatan bir soru bu. Birinci amino asitin karboksil grubuyla ikinci amino asitin amino grubu arasındaydı. Hadi onu da hatırlatalım. Birincinin karboksili, ikincinin aminosu arasındaki şu bağ arkadaşlar peptit bağdır. Cevabımız ne olur o zaman? 4, 2, 3, 1... 4, 2, 3, 1, A seçeneği. Gövdesinden alınan enine kesit gösterilmiş bir bitki var. Bu bitki türü için hangisi doğru olabilir demiş. Bakın bitkileri şöyle bir hatırlayalım mı? Tohumsuz ve tohumlu olarak ayrılıyordu. Tohumsuzlar da damarsız tohumsuz ve damarlı tohumsuz olarak ayrılıyordu. Tohumlar zaten damarlıdır arkadaşlar. Bunlar kendi içerisinde açık tohumlu ve kapalı tohumlu olarak. Kapalı tohumlar da tek çenekli ve iki çenekli yani çift çenekli olarak ayrılır. Açık tohumlar polikotiledon yani çok çeneklidir. Şimdi bize ne vermiş? Bakın kambiyumlu bir
bitki vermiş. Kambiyum kimde bulunurdu? Ya açık tohumluda ya da kapalı tohumun çift çeneğinde bulunurdu. İki çenekli olanda bulunurdu. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar tohum oluşturur. Polenler rüzgarla, havayla, böcekle, su ile taşınabilir. İki veya çok çenekli olabilir. Bakın iki veya çok çenekli bir bitkidir. Onu da nereden anladım? Kambiyumun varlığından anladım. Ve bunlar da çam, arde, servi kök, naledin, meşe, kazık kök. Çift çeneklerde kazık kök, tek çeneklerde saçak kök olurdu. O zaman kazık kök de olur. Damarlı tohumsuz bir bitki arkadaşlar. O damarlı tohumsuz bitki dediğiniz E6 otudur. Bakın burada o. O mavi ile karaladığım yere girmiyor. Başlıkta değil. Cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3. Aşı ve serumun karşılaştırılması yapılmış. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Aşı arkadaşlar aktif bağışıklık sağlar. Zayıflatılmış antijen yani mikrobun kendisini içerir. Serumda ise hazır antikorlar bulunur. Aşı koruyucu amaçlı yapılır. Genellikle sağlıklı insanlara yapılır ve uzun süreli korur. Serum ise o anda tedavi amaçlı verilir. İçerisinde hazır antikor var. Bağışıklık süresi aşının yıllardır arkadaşlar. Birkaç yıl. Bağışıklık süresi serumda ise kısadır. Hastalığın o hani seyrinde kendini gösterir ve hastalık geçince kendisinde etkisi yavaş yavaş azalır ve biter. Yanlışlık kimde yapılmış? 1 ve 4. Aşı ile serum kıyası arkadaşlar yoruma açık değil. Bu bilgi sorusu. O yüzden lütfen şu tabloyu düzeltilmiş haliyle kağıdınıza yazın ve masanızda bulundurun. Zira bu sene aşı bulundu, bulunmadı, üretildi, üretilmedi tarzında sürekli haberler olduğu için ÖSYM bu tarz güncel bir soru sorabilir.